Efendim günaydın Türkiye'ye hoş geldiniz. Bugün 11 Şubat 2020 Salı günü gündemiyle sizlerle birlikteliğimiz başlıyor. Saatlerimiz 07.30'u gösteriyor. Hem ekranlarınızın başına hem de radyolarınızın başına hoş geldiniz. Hepinize iyi bir gün ve gündem dileyerek yayınımıza özellikle İdlib merkezli gelişmelerin ve ayrıntıları yansıtmaya gayret göstereceğimiz haber, ayrıntı, analiz, köşe yazısı, yorum ve elbette dün geceden beri yaşanan tartışmalarla neler var, bölgede son durum nedir onları ayrıntılandırmaya çalışacağız. Yaklaşık saat 9.45'e kadar reji ekibimiz ve Anıl Hançerli editörümüzün sizler için derlediği bütün gündemi aktarmaya gayret göstereceğiz hızlıca. Bugün sizler için neleri takip edecek haber merkezleri, haber merkezlerin ajandasında neler var onlara bakarak gündemimize başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'ne katılacak ve kuşkusuz burada özellikle İdlib Merkezi ya da Suriye meselesine ilişkin verici mesajlar yakından takip edilecek. Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve İYİ Parti'nin meclis grup toplantıları düzenlenecek ve burada da yine partilerin sıcak gündeme ilişkin açıklamalarına bakacağız. Kuşkusuz muhalefet kanadının da bu konuya ilişkin vereceği mesajlar yakından takip edilecek. TÜİK geçen yılın 4. çeyreğine ilişkin kırmızı et üretimi istatistikleriyle Aralık ayı inşaat maliyet endeksini açıklayacak. Türkiye'nin iki kritik sektörü diyebiliriz. Bir yandan hayvancılık sektörü, bir diğer yandan da inşaat sektörüne ilişkin de bu çerçevede bir değerlendirme yapma imkanımız olacak istatistikler üzerinde. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise 2 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak. 7 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek. Geçen sefer biliyorsunuz bu 7 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracına yönelik olarak talep sıkıntısı yaşanmış ve yeniden gerçekleştirileceği ifade edilmişti. Bu çerçevede yani işte bu bir borçlanma yöntemi, tabii Türkiye'nin ekonomik yapısı açısından da ayrıca analize ihtiyaç olacak burada. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg 12-13 Şubat'ta düzenlenecek NATO Savunma Bakanları toplantısına ilişkin basın toplantısı düzenleyecek. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin sözde Orta Doğu Barış Planı'na karşı çıkmak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne hitap edecek. Çin'deki koronavirüs ülke ve dünya gündemindeki yerini koruyor. Ayrıntılara bakacağız. Libya'da da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve süreç yakından izlenmeyi sürdürüyor. İdlib'de gerilim var. Bunun ayrıntılandırmasını birçok açıdan yapmamız gerekecek yayın kuşağımızda. 5 kahraman Mehmetçiğimiz şehit oldu ve son yolculuklarına uğurlanacaklar 5 kahraman Mehmetçiğimiz. Bu noktaları da gün içinde takip edeceğiz. Çatışmaları önlemek, hudut güvenliğini sağlamak, göçü engellemek maksadıyla diplomatik ve askeri görüşmeleri de takip edeceğiz. Elazığ depremi sonrası ve Van'daki çığ düşen bölgedeki arama kurtarma çalışmalarıyla Sabiha Gökçen Havalimanı uçak kazasına ilişkin gelişmeler de yine gündem başlıklarımız arasında. Aynı zamanda çocukları HDP aracılığıyla PKK terör örgütüne kaçırılan ailelerin HDP il başkanlığı önündeki evlat nöbeti sürüyor. Dün de İzmir, HDP'nin İzmir il başkanlığı önündeki eylem gündeme damgasını vurdu. Bu yoğun gündem arasında çok konuşulmadı ama buradaki ayrıntıya da bakmaya çalışacağız. Ve yine FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı üssündeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına da devam ediliyor. Spor gündemine baktığımızda futbolda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe ile Kırklareli Spor karşı karşıya gelecek. Kulüpler Birliği Vakfı'nın aylık olan toplantısı kulüp başkanları ve temsilcilerinin yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, MYK Başkanı Zekeriya Alp ve VAR Koordinatörü Barış Şimşek'in katılımıyla gerçekleştirilecek. Basketbolda Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final maçlarında Darüşşafaka Tekfen Anadolu Efes, Galatasaray Doğa Sigorta Tofaş karşı karşıya gelecek. Bunlar da spordaki gündemimiz. Tarihte
bugün neler oldu ve hangi başlıklar öne çıktı 11 Şubat'ta tarih gündeminde? İlk olarak 1808 yılına gireceğiz. Antrasit ilk defa bir yakıt olarak kullanılıyor 1808 yılında. 1809'da Robert Fulton buharlı geminin patentini alıyor. 1888'de İstanbul'un Avrupa'ya açılan kapısı Sirkeci Garı'nın inşası büyük bir devlet töreniyle başlıyor. 1895'te Büyük Britanya Adası tarihinin en soğuk gününü yaşıyor. -27.2 derecelik bir ısı ile Britanya Adası'nın tarihinin en soğuk günü kayıtlarda. 1920'de Kahramanmaraş Fransız işgalinden kurtuluyor. 1926'da Siirt Milletvekili Mahmut Soydan'ın kurduğu Milliyet Gazetesi yayımlanmaya başlıyor. 1936'ya geçiyoruz. İstanbul'da kar fırtınası var tarihin notlarında. Binaların yıkıldığı, 120 kadar teknenin battığı ve Unkapanı Köprüsü'nün parçalanmasına da neden oluyor bu kar fırtınası. 1945'te ise 4 Şubat'ta başlayan Yalta Konferansı sona eriyor. İkinci Dünya Savaşı sonrasında dünya düzeninin esasları belirleniyor. 1953'te İstanbul Gazeteciler Cemiyeti, gericilikle savaşım için ulusal dayanışma cephesi kurmayı kararlaştırdı. 1957'de muhalefet milletvekilleri toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununda değişiklik istedi. 1959'da Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurulması ile ilgili Zürih Antlaşması Türkiye ile Yunanistan arasında imzalandı. 1964'te Limassol'da Kıbrıslı Rumlarla Türkler arasında çarpışmalar başladı. 1965'te ABD Başkanı Johnson hava ve deniz kuvvetlerine Kuzey Vietnam'daki askeri hedeflerin bombalanması emrini verdi. 1969'da İstanbul Üniversitesi öğrencileri Beyazıt Kulesi'ne üzerinde Vedat Demircioğlu'nun resmi bulunan bir bayrak çekti. Vedat Demircioğlu 6. filonun 1968'deki gelişinde öldürülmüştü. 1979'da İran İslam devrimi yapıldı. 1990'da Mike Tyson arsiklet boks şampiyonu unvanını Douglas'a knockout olarak kaybetti. 1992'de Azerbaycan Merkez Bankası kuruldu. 2000'de Romanya'da bir altın madeninden sızan siyanür, Macaristan sınırından geçen Tisa nehrinde binlerce canlının ölmesine neden oldu. 2006'da Alman arkeologlar Şanlıurfa'daki Göbekli Tepe Mabedi'nde insanlığın en eski haber sistemi olarak tanımladıkları ve günümüzde kullanılan yazının ilkel biçimi olan işaretler buldular. 2011'de halk hareketi sonucu Mısır Cumhurbaşkanı Mübarek istifa etmek zorunda kaldı. Milyonlar günlerce Tahrir Meydanı ve başka şehirlerde gösteriler yapmıştı. 2015'te Mersin Tarsus'ta üniversite öğrencisi Özgecan Aslan bindiği minibüste tecavüze karşı direnirken bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Daha sonra da yakıldı. Cinayet Türkiye'de büyük infial yaratmıştı. Bütün yurtta kadına yönelik şiddet ve cinayetler kınandı, yürüyüşler yapıldı. Bugün de Özgecan Aslan anmaları yurt çapında yine aynı konuya ilişkin olarak mağduriyetlerin gündeme getirildiği, kadına yönelik şiddetin tartışıldığı çeşitli eylemlerle konu gündeme gelecek. Biz de yine ajandamızda bunları yakından takip etmeye çalışacağız değerli seyircilerimiz ve dinleyicilerimiz. Efendim, sıcak gündemle başlayalım. İdlib'de 5 Türk askeri şehit oldu. 5 asker yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı Suriye'den gelen saldırıya karşılık verildiğini, çok sayıda hedefin imha edildiğini açıkladı. Türkiye gözlem noktalarına askeri takviyeye devam ederken Suriye birlikleri Halep'e yaklaştı. Türk ordusunun Rusya'nın bilgisi dahilinde oluşturduğu Taftanaz'daki yeni gözlem noktasına topçu ateşi açıldı. 5 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı olayı teyit etti. Açıklamada rejim tarafından 10 Şubat 2020 tarihinde yapılan yoğun topçu atışı neticesinde 5 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 silah arkadaşımız yaralanmıştır denildi. Saldırıya meşru müdafaa kapsamında karşılık verildi. Tespit edilen hedefler yoğun şekilde ateş altına alındı. Taftanaz bölgesinde şiddetli çatışmalar sürüyor. Saldırıdan kısa bir süre sonra yaralı askerler hemen güvenli hat üzerinden Hatay'a sevk edildi. Şehitler ve yaralı askerler askeri helikopterlerle Hatay merkezdeki askeri üsse götürüldü. Yaklaşık bir haftadır Türk Silahlı Kuvvetleri İdlib kent merkezi etrafında konuşlanıyor.
İdlib merkezine özel askeri birlikler gönderildi. 1300 araçlık bir konvoy İdlib'e ulaştı. Geçici üs bölgeleriyle sayısı 17'yi bulan gözlem noktaları etrafında da güvenlik önlemleri artırılıyor, yüklü bir takviye yapılıyor. Hatay'daki birliklerden gözlem noktalarına füze rampası, tank, mühimmat ve paletli zırhlı personel taşıyıcı sevk edildi. Bazı noktalarda Türk ordusu ve Suriye ordusu arasındaki mesafe kısaldı. 4 milyona yakın insanın bulunduğu bölgede olası bir göç durumuna karşı da Türk Silahlı Kuvvetleri tetikte. Soçi mutabakatı kapsamında Suriye ordusu Hama'dan Halep'e uzanan M5 otoyolu üzerinde ilerliyor. Birlikler bu hat üzerinde Halep'in güney kırsalına ulaştı. İdlib'de düzenlenen ikinci saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri belirlenen hedefleri vurdu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 115 hedef ateş altına alındığı 101 rejim unsuru etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı İdlib'deki saldırıya misliyle karşılık verildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada bölgede tespit edilen hedeflerin derhal ateş destek vasıtalarıyla yoğun şekilde ateş altına alınarak karşılık verildiği, hedeflerin ise tahrip edildiği vurgulandı. Bakanlık açıklamasında İdlib bölgesine takviye olarak gönderilen unsurlarımıza rejim tarafından yapılan son saldırılar sonrası angajman kuralları ve meşru müdafaa çerçevesinde anında misliyle mukabele edilmiştir. Şu ana kadar bölgede tespit edilen 115 rejim hedefi derhal ateş altına alınmış, çeşitli kaynaklardan edinilen ilk bilgilere göre 101 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği, 3 tank ve 2 top havan mevzinin tahrip edildiği, ayrıca bir helikopterin isabet aldığı öğrenilmiştir. Belirlenen hedeflere meşru müdafaa kapsamında atışlar devam etmektedir denildi. Şehit ve yaralı silah arkadaşlarımızın kanı yerde bırakılmamış, bırakılmayacaktır denilen açıklamada bu menfur saldırıyı yapanlardan hesap sorulacak ve benzeri saldırılara karşı şimdiye kadar olduğu gibi meşru müdafaa hakkımızı en sert şekilde kullanacaktır. Gelişmeler yakından takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır ifadelerine yer verildi. İdlib'de şehit olan 5 kahraman askerden Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak'ın Kayseri, Piyade Uzman Onbaşı Enes Alper'in Niğde ve Piyade Uzman Onbaşı Davut Özcan'ın Kırıkkale'deki ailelerine haber verildi. İdlib'de düzenlenen yoğun topçu ateşi sonucunda şehit olan 5 askerin ailelerine acılı haber verilmeye başlandı. 24 yaşındaki şehit piyade uzman onbaşı İbrahim Albayrak'ın Kayseri Merkez Melik Gazi ilçesi Osmanlı Mahallesi'ndeki evine giden askeri yetkililer bugün vefat eden dayısının cenazesi için Sarız ilçesine giden ailesine yolda haber ulaştırıldı. Yaklaşık 1,5 yıl önce göreve başlayan Albayrak'ın 8 ay önce nişanlandığı anlaşıldı. Şehidin abiyi uzman çavuş Doğan Albayrak'ın da İdlib'de görev yaptığı belirtildi. 23 yaşındaki piyade uzman onbaşı Enes Alper'in şehadet haberini Niğde merkeze bağlı Yıldıztepe beldesinde yaşayan annesi Keban ve babası Mehmet Ali'ye vali yardımcısı Cemil Kılınç verdi. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Yaklaşık bir ay önce nişanlandığı anlaşılan şehit Alper'in 4 kardeşin en büyüğü olduğu belirtildi. 25 yaşındaki piyade uzman onbaşı Davut Özcan'ın şehadet haberi de Kırıkkale'nin Balışşeh ilçesine bağlı Aydınşeh köyünde oturan ailesine ulaştırıldı. Haberin ardından baba evine Türk bayrağı asıldı. Şehit Özcan'ın 2 yıl önce göreve başladığı belirtildi. Evet, Türkiye şehitlerini uğurlayacak günün önemli gündem başlıkları bu ayrıntıyla şekillenecek gün içinde de ve kuşkusuz bölgede yaşanan gelişmeler neyi anlatıyor, ne yapılması gerekir, durum, süreç ve son duruma ilişkin ayrıntılar da önem taşıyor. Gazete gündemimize bakacağız ilk olarak değerli seyircilerimiz ve dinleyicilerimiz. Aydınlık gazetesiyle hemen sıcak gündemimize başlayalım. Onun sayfalarının ardından da yine gündeme yansıyanları özellikle İdlib merkezli meselede nasıl bir tabloyla karşı karşıyayız onun durumunu anlamaya çalışalım. Evet, Aydınlık gazetesini görebiliyor muyuz arkadaşlar?
Efendim Aydınlık Gazetesi tehlikeli tırmanış manşetini kullanmış bugün manşet sütununda. Hemen ayrıntılandıralım. İdlib, Taftanaz'da TSK'nın kurduğu gözlem noktasına Suriye ordusu tarafından yapılan top atışı sonucunda 5 askerimiz şehit düştü, 5 askerimiz yaralandı. Türkiye-Suriye arasındaki gerginlik tırmanırken esas düşman seviniyor. Sahada kaybeden ABD ve İsrail yaşananları ellerini ovuşturarak izliyor diye süreç analizinin spotta ayrıntısına yer veriyor. İçimiz yandı. İdlib'de 5 şehit vurgusuyla bugünkü manşet sütununu hazırlamış Aydınlık Gazetesi. Ve kuşkusuz bu tip meselelerde gözlerin çevrildiği isimlerden biri Vatan Partisi Genel Başkanı Doktor Doğu Perinçek, süreç analizi çerçevesinde önemli bir uyarıyı dün kamuoyu gündemine taşıdı ve diyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan tuzağa çekiliyor. İdlib'de yaşananları değerlendiren Perinçek, tırmanan gerginliği devlet aklıyla frenlemek gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika tarafından tuzağa çekildiğini belirten Perinçek, Amerika aynı Saddam Hüseyin'e uyguladığı tertibi hayata geçirmeye çalışıyor. Hatırlanacaktır. Amerika Saddam Hüseyin'e Kuveyt'e gir ben seyredeceğim demişti. Sonra Irak'a saldırdı ve 2003'te Saddam Hüseyin'i devirdi vurgusuna. Burada önemli bir özet ve yakın tarihinde önemli bir notunu hatırlatarak dünkü son gelişmeler ve bölge gelişmelerini ayrıntılandırıyor. Rusya heyetle görüşürken Ankara'da Türkiye-Rusya heyetleri görüşürken Özgür Suriye Ordusu kaynakları TSK'nın desteğiyle Serekabi'ye operasyon başlattığını duyurdu. TSK tarafından bazı Suriye hedefleri vuruldu. Fakat Ankara'nın emriyle Rus heyetiyle görüşmeler bitene kadar operasyonlar durduruldu. Ardından Suriye ordusu TSK'nın Serekabi'nin kuzeyinde Taftanaz'da kurmaya başladığı ve takviye asker gönderdiği gözlem noktasına yoğun topçu atışı yaptı. Milli Savunma Bakanlığı karşılık verilmiştir. Saldırı sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yoğun topçu atışı neticesinde 5 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş ve hedefler tahrip edilmiş ve şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır denildi açıklaması da yine haberde ayrıntılandırılmış. Bu arada Milliyetçi Hareket Partisi'nden de kritik bir İdlib uyarısı söz konusu oldu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Hidayet Vahapoğlu sosyal medya paylaşımında uyarılarda bulundu. İdlib konusuna ilişkin Vahapoğlu, Suriye'den sonra İran ve Rusya'yı karşımıza alabilecek gelişmelere karşı çok dikkatli olmalıyız vurgusunu yaptı. Bu meselenin özellikle kuşkusuz elini ovuşturarak bekleyen diye yine gazetenin vurguladığı haberin bir diğer ayrıntısında da şöyle bir başlık var. Pusu'daki Jeffrey Ankara'ya geliyor. Biliyorsunuz Astana masasını dağıtması konusunda görevlendirildiği çok açık olan, yani Amerika'nın Suriye özel temsilcisi James Jeffrey, hani siz Amerika'nın Suriye özel temsilcisinden birileri işte Suriye'deki meseleyi çözmesi için görevlendirilen kişi olarak da tanımlayabilir Jeffrey'i, ama bizim tanımlamamız görevi Astana masasını dağıtmak, bölgede yeniden ülkeleri karşı karşıya getirmekle görevli. Suriye'de o anlamda görevli, onu hatırlatalım bir kez daha. ABD İdlib'deki gerginliği fırsata çevirmeye çalışıyor. Daha önce Türkiye'ye destek açıklamaları yapan ABD yattığı pusudan başını kaldırdı. Terör örgütü Heyet Tahrir Şam'ı muhalefet olarak nitelendiren ve Türkiye ile birleştirme çabasına giren ABD'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey yarın Ankara'ya gelecek diyor. İşte bu çerçevede konuda önemli ayrıntılar söz konusu değerli seyircilerimiz. Gündemin başka önemli haberleri var ama tabii İdlib meselesini yayınımızın hemen bu sıcak gündem başlığı olarak değerlendirdiğimiz için başında gündeme aldık ve o ayrıntılara ilişkinde açıklamalara ve elbette ki süreç analizlerine de bakmamız gerekiyor. İdlib'de 5 Türk askerinin şehit edilmesinin hemen ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la görüştü. Saldırıya ilişkin siyasetçilerden de peş peşe açıklamalar geldi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Şam yönetiminin uluslararası hukuku hiçe saydığını belirtti. Ana muhalefet partisinden de şehitler için başsağlığı mesajı geldi. Türkiye ve Suriye arasında İdlib gerginliği artarak devam ediyor. 5 Türk askerinin şehit düşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bir görüşme yaptı. AK Parti Genel Merkezi'nde yapılan görüşmeye ilişkin resmi bir açıklama ise gelmedi. Saldırının ardından siyasetçilerden de peş peşe açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, misliyle karşılık verildiğini belirtti. Oktay, Mehmetçiğimiz bölgede varlığını sürdürmeye ve uluslararası hukuku hiçe sayanlara gerekli cevabı vermeye devam edecektir ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan da bir açıklama geldi. Altun açıklamasında bu hain saldırının talimatını veren savaş suçlusu yalnızca Türkiye'yi değil, uluslararası toplumun tamamını hedef almıştır dedi. Meclis Başkanı Mustafa Şentop da Türkiye'nin bölgede barışı sağlamaya çalıştığını bildirdi. Şentop saldırıyı toprakları üzerinde vekalet savaşlarına engel olmayan rejimin kahraman Türk askerini hedef alması Türkiye'nin bölgede barış çabalarını ne denli önem taşıdığını ortaya koymaktadır. Türkiye barış için kararlı duruşunu sürdürecektir paylaşımıyla değerlendirdi. CHP'den de açıklama geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada İdlib'den gelen acı haberle yüreğimiz yandı. Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun dedi. 5 Mehmetçiğin şehit düştüğüne yönelik haberi MYK sonrası açıklama yaparken öğrenen CHP sözcüsü Faik Öztrak da değerlendirmede bulundu. İdlib'de durumun giderek ciddileştiğini ifade eden Öztrak, Türkiye İdlib'deki gözlem noktalarındaki askerlerini korumalı ama bölgedeki bazı radikal unsurları korumak için çatışmaya hiçbir şekilde girmemelidir ifadeleri dikkat çekti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de İdlib'de düzenlenen saldırıya dair açıklamalarda bulundu. Çelik, rejim saldırganlıkla ihlal ettiği çizginin gerisine çekilinceye kadar TSK gereken çalışmaları yapacaktır dedi. AK Parti sözcüsü Çelik, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı devam ederken parti genel merkezinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İdlib'de 5 askerimizin şehit olduğu son saldırıya değinen Çelik, bugün ortaya çıkan tablo, rejimin saldırganlığının aynı şekilde devam ettiği çatışmasızlık bölgesinin statüsünün yok edilmesine dönük bütün kuralları, bütün mutabakatları ihlal eden yaklaşım içinde olduğudur. Rejim saldırganlıkla ihlal ettiği çizginin gerisine çekilinceye kadar TSK gereken çalışmaları yapacaktır dedi. Rejim hedeflerini ateş altına alma faaliyeti yoğun bir şekilde kesintisiz sürmektedir diyen AK Parti sözcüsü gözlem noktalarından çekinmenin söz konusu olmadığını belirtti. Rejim gözlem noktalarımızın faaliyetlerini engellemek istiyor. İdlib'de rejimin saldırısına verilen karşılıklar zaten bir operasyondur ama biz bunu herhangi bir yere ele geçirmek için, mutabakatların dışındaki bir mevziyi ele geçirmek için, bir hedefe ulaşmak için yapmıyoruz dedi. Sözcü Çelik, NATO'nun doğası gereği Türkiye ile dayanışma göstermesi gerekir. Türkiye şu ana kadar saldırıya uğruyor, güney sınırlarımızı koruyor, mültecileri barındırarak çok büyük iş yapıyor, açıklamalarını sık sık duyuyoruz. Bu açıklamaları yapıp Türkiye'yi takdir edenlerden Türkiye'nin yanında nasıl duracağına dair sözler duymak istiyoruz ifadelerini kullandı. Libya'daki gelişmelere de değinen Çelik, bazı ülkelerin bazı hesaplarda Libya'yı ikinci bir Suriye haline getirmesine müsaade edilmemesi gerekir. Burada Hafter'in saldırganlığına göz yumulması demek, Libya'nın ikinci bir Suriye haline gelmesi demektir değerlendirmesinde bulundu. Peki uyarılarda bölgede son durum nedir? Süreç nasıl işlemeli ya da geleceğe dair neler olabilir? Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İdlib'deki saldırının ardından Ulusal Kanal canlı yayınına katıldı. Perinçek, İdlib'de tansiyonu düşürmeye, devlet aklıyla hareket etme çağrısı yaptı. Vatan Partisi lideri, Saddam'ın düştüğü hataya düşmeyelim diye uyardı. Ben bu olayı biraz 1990 yılında
Amerika Birleşik Devletleri'nin Saddam Hüseyin'i, Irak'ın yönetimini Kuveyt'in üzerine sürdüğü koşullara da benzetiyorum. Saddam Hüseyin biraz da Amerika'dan bu şekilde cesaret alarak Kuveyt'e girdi. Ama sonunda ne oldu? Amerika Birleşik Devletleri Irak'ı işgal etti, Irak'ı böldü, Barzani Devleti'ni yukarıda kurdu, Barzanistan'ı kurdu ve 2003 yılı baharında da ikinci bir harekatla Saddam Hüseyin'i devirdi. Evet. Yani bu açıdan ayrıca Sayın Tayyip Erdoğan'ı, Türkiye hükümetini, ordumuzu, devletimizi ve Türk milletini ayrıca uyarmak istiyorum. Türkiye için son derece tehlikelidir bu sürecin tırmanması. Yani Türkiye-Suriye arasında bir düşmanlık tırmanışı. Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kendi konumu açısından da çok ciddi tehlikeler içermektedir. Amerika'nın Sayın Tayyip Erdoğan'ı bu şekilde bir tuzağın içine ittiği de pekala görülüyor. Yani bu açıdan da çok dikkat etmemiz lazım. Bunu karşıda Amerika ve İsrail ellerini ovuşturuyor şu anda. Sevinçten zil takıp oynuyorlar. O bakımdan bu sürecin bir yerde durdurulması lazım. Büyüklük, akıl, devlet aklı, insaniyet, her şey bu sürecin durdurulmasındadır. Onun için böyle şu anda bir takım intikam çığlıkları atmak, kışkırtmalar yapmak ancak Amerika tarafından, İsrail tarafından gelen etkilerle olur. Aynı zamanda bölgedeki dostları da kazandık. Yani İran'la, Irak'la, hatta dolaylı olarak Suriye ile, ama kuzey komşumuz, Karadeniz'den komşumuz Rusya ile ittifaklarımızı geliştirdik. Daha uzaktan Çin'le de bir beraberlik sağlamış olduk. Şimdi böyle bir sürece girersek eğer, frene basmayı beceremezsek, bu kazandığımız ittifakları da kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalırız. Efendim, gazete gündemiyle sürdüreceğiz. Uyarılar çok önemli ama onlara bakmadan önce bir gazeteleri gözden geçirmek istiyorum. Çünkü yani hani nasıl şu uyarıyı yapıyoruz bu tip haberler sonrasında, işte bölgedeki duruma ilişkin zaten batı merkezli medyanın tesirinde kalan ve sadece o merkezli bölgenin analizlerini yapan isimler nasıl medyada boy gösteriyorsa gazete başlıklarında da, çünkü onlar yansıyor. Bir yansıtalım, Hürriyet ve Milliyet ile devam edeceğiz. Onların başlıklarında mesele nasıl görülmüş, nasıl ayrıntılandırılmış bir anlamaya çalışalım. Zaman ayarlığı, alçaklık, 5 asker şehit başlığını kullanmış Hürriyet gazetesi. Esad'dan bir alçaklık daha. Türk ve Rus heyetlerinin İdlib'i görüştüğü dakikalarda rejim güçleri kontrol noktasını vurdu. 5 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz yaralandı. Kanları yerde kalmadı diyerek de Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına yer veriyor gazete. İdlib'de eller tetikte. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son bir haftada yüzlerce araç ve asker sevk ettiği İdlib'den bu fotoğrafı haber ajansı AFP geçti. Fotoğraf İdlib'in 6 kilometre güneyinde araziyi tarayan Türk komandolarını gösteriyor. Bölgeye takviye dün gece de devam etti diyor haberde. Amerika'dan gelen açıklamayı bir cümle bu resmin altında görmüş. Türkiye'nin yanındayız vurgusu dikkat çekici, önemli ayrıntılardan biri. Birazdan değineceğiz bu meselelere değerli seyircilerimiz ve kahraman askerlerimizin fotoğrafları da yine manşet sütununda yer alıyor. Hemen onları az aşağı inelim lütfen sevgili Anıl. Mehmetçiklerimizi az aşağı doğru lütfen. Teşekkür ederim. Davut Özcan, Fatih Saylak, Enes Alper ve Halil Açıkgözle İbrahim Albayrak kahraman askerlerimiz. Dünkü İdlib'de yaşanan gelişmeler sonrasında şehit olan askerlerimiz. Ayrıntılara bakmayı sürdüreceğiz. Milliyet gazetesine de bakalım değerli seyircilerimiz. Orada hangi ayrıntılar ve başlıklar söz konusu, birlikte analiz etmeye çalışalım. Milliyet gazetesi Misli ile karşılık verdik açıklamasını
Milli Savunma Bakanlığı açıklamasını manşetine taşımış. Rejim saldırısında 5 Mehmetçik şehit oldu. İdlib'e takviye için gönderilen Türk askerlerine saldıran rejim unsurları anında imha edildi. Esad güçleri ağır kayıp verdi. Hemen yanıt verildi. İdlib'de insanlık dramının önüne geçmek ve sınırlarımızı korumak amacıyla gönderilen takviye birliklere Suriye rejimi tarafından saldırı düzenlendi. Mehmetçiğin bulunduğum Taftanas üssünde yapılan topçu atışında 5 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı, angajman kuralları ve meşru müdafaa çerçevesinde anında misliyle karşılık verildiğini duyurdu. 101 rejim askeri öldürüldü, Suriye rejimine ait 115 hedefin ateş altına alındığı belirtilen açıklamada 101 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği vurgulandı. Açıklamada rejime ait 3 tank ve 2 top havan mevzisi tahrip edildi. Bir helikopter isabet aldı, şehit ve yaralı silah arkadaşlarımızın kanı yerde bırakılmamış, bırakılmayacaktır ifadelere kullanıldı. Nihat Ali Özcan ve Sami Koyun'un yazılarından bölümlerde buradaki havayı kendilerince anlatmaya çalışıyorlar. İşte özellikle işte Suriye İç Savaşı, Esad müttefiklerinin zafer ilan edeceği sembolik hedef. İkincisi Türkiye-Rusya ilişkilerinin en kırılgan konularını barındırması olarak meseleye bakmış Nihat Ali Özcan. Hemen çözüm bulunmadı da Sami Koyun'un yazısından. Bir Türkiye-Suriye savaşı olasılığının önlenmesi, bölgede barış ve istikrar isteyen herkesin arzuladığı şeydir. Rejimin Türk gözlem noktaları bölgesinde saldırıların yol açtığı krize bir an önce çözüm bulunmalı. Peki bu nasıl olacak? Ayrıntılandırmaya çalışacağız birazdan. Kayıpları kat kat fazla. AK Parti MKYK toplantısına başkanlık eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'deki saldırıya ilişkin TSK gereken yanıtı vermiştir, vermeye de devam edecektir. Karşı tarafta kat ve kat kayıplar var. Gerekli önlemleri daha önce almıştık, daha da arttırıyoruz açıklamasına yer veriyor. Yeni Şafak gazetesine de bakalım. Onun sayfasında İdlib meselesi nasıl gözükmüş, analiz edilmiş, ona birlikte bakalım yine. Masa devrildi. Efendim Şam rejimi ikinci kez saldırdı. 5 askerimiz şehit. Ankara, Türkiye, Rusya görüşmeleri devam ederken Suriye rejiminden yeni bir provokasyon geldi. İdlib'in kuzeyindeki Taftanaz'daki Türk üssüne yapılan saldırıda 5 askerimiz şehit olurken 7 asker de yaralandı. Saldırıya misillemede bulunan TSK 115 nokta imha ederek 101 rejim askerini etkisiz hale getirdi diyor. Diğer açıklamalara da yer verilmiş, diğer gazetelerde okuduğum başlıklara ve Taftanas şehitlerimizde Enes Alper, Halil Açıkgöz, İbrahim Albayrak, Fatih Saylak ve Davut Özcan'ın fotoğrafları da yer alıyor haberde. Rusya'ya saldırıları durdur. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'la Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vergis'in başkanlığındaki heyetlerin Ankara'daki İdlib müzakerelerinden sonuç çıkmadı. Rusya heyette Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın başkanlığındaki heyetin yaptığı görüşmede ise Rusya tarafına sert mesaj verildi. Aslanla ruhuna aykırı şekilde gerçekleşen saldırıların derhal durdurulması gerektiği şiddetle vurgulandı. TSK o elleri kıracak. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, hain saldırının talimatını veren savaş suçlusunun sadece Türkiye'yi değil, uluslararası toplumun tamamını hedef aldığını söyledi. Altun, dünyanın her yerinde barış ve istikrar için çalışan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bayrağımıza uzanan elleri kırmaya devam edecektir. Kararlılık en üst düzeyde, az önce okuduğum Ömer Çelik'in açıklaması da yine haberde ayrıntılandırılmış. Efendim Yeni Şafak'ta haberi masa devrildi diye vermiş. Hangi masa devrildi? Kastettiği tek bir masa var şu an bölgede. O da Astana masası. Bunu devirmek için de uğraşan bir ABD'li James Jeffrey'nin Suriye özel, yani Amerika'nın Suriye özel temsilcisini biliyoruz, anlıyoruz. Bakın Yeni Şafak'ta o cepheden manşeti ve adını meselenin koymaya çalışmış. Bu olaylar yaşandıktan sonra manşet atmak, tweet atmak, konuşma yapmak kolay. Ama meselede yıllar boyunca İdlib'de yaşanabilecek provokasyonlara dikkat çeken onlarca yayınımız, süreç analizlerini, jeopolitik, jeostratejik analizleri gerçekleştirebilecek son derece kıdemli, deneyimli ve uzman isimlerle bu meseleyi saatler boyunca net anlatan onlarca yayın sonrasında işte bunlar yaşanmasın diye Türkiye Suriye ile bir an önce görüşsün, Astana masasında Suriye'de olsun
ya da Türkiye ile Suriye arasında üst düzey görüşmeler gerçekleştirilsin. Efendim işte Rusya'nın Mil İstihbar, Rus Suriye'nin MİT'i ile Türkiye İstihbarat Başkanı yani Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı'yla Suriyeli temsilcisi bir arada görüştü. İşte onlar sonrasında nasıl oluyor? Demek ki yetersiz kalmış o görüşme. Ya her gün görüşecekler ya da istihbari anlamdaki görüşmeler demek ki yetersiz kalmış. Demek ki siyaseten görüşmelerin başlaması gerektiği bir dönem. Yani burada doğru sonuca ulaşmak istiyorsanız bu haberler üzerinden, bu haberleri kullanarak ortalıkta bir takım tweetler, haberler vesaire bombardımanı yapmak istiyorsanız bu başka bir meseledir. Ama sorunu çözmek istiyorsanız, durumu anlamak istiyorsanız, aynı durumu yaşamak istemiyorsanız, Amerika'nın istediği masayı kurmak istiyorsanız, masa devrildi haberleriyle, ya burada amacınızı bir kez daha gözden geçirmenizi öneririz. İşte dünden beri televizyonlarda yine işte sanki ne bölgeden haberi var adamın, ne dünyadan haberi var. Yani yok neymiş, neydi o dün akşamki yayınlardan bir tanesinde, efendim Suriye'nin bu zamana kadar mücadele ettiği bir tane terörist gösterin diye kendini profesör zanneden adamın biri çıkıp konuşuyor. Ayıptır ya. Ya bir dön haritayı bir bak da, bir bölgeden haber kaynağı al da, bir incele. Batı basınıyla beslenirseniz, bu masa devrildi bakış açısıyla meseleleri çözmeye kalkarsanız o masalar devrilir. Ama yeni kurulacak masanın da aktörlerinin kimler olacağı bellidir buradaki meselede. Acı üzerinden, vicdan üzerinden ya da memleketimizin, milletimizin hassasiyet duyduğu değerler üzerinden bugünün sürecini anlatmak yaşanan bu olay sonrasında kolaydır. Tweetini atarsın, ağzına geleni sayarsın, önüne geleni tekmelersin. Bunlar basit işlerdir. Ama nasıl çözeceksiniz? Dağıttığınız masayı ne kuracaksınız Yeni Şafak? Hangi masayı kuracaksınız şimdi orada? Bir görelim bakalım hangi masayı kuracaksınız da bir görelim hep birlikte ya. Masa devrildi. Bir yıl önce masayı devirmeye çalışan James Jeffrey'in sözlerini hatırlayın. Bir yıl sonra siz de aynı noktaya mı geldiniz yani? Bunu mu istiyorsunuz? Masa devrildi başlığını bugün en çok mutlu olan, bugün Amerikan Büyükelçisi Yeni Şafak gazetesini alır, masa devrildi haberine görürse, oh ne ala der, döner kilisesinde mi dua eder, arar başkanını mı tebrik eder, nedir? Mesele budur yani. Verelim peki görelim. Şimdi Aydınlık Gazetesi'nden Cansu Yiğit. İdlib'de yanlış siyasetlerin kaynağı statikodan özel statikoya. Önemli bir analizlerden bir tanesi Cansu Yiğit'in, ayrıntıları bir bakalım. Türkiye'nin devlet aklının bu yanlışa düşeceğine ihtimal vermiyoruz. Ancak uyarmak görevimiz. Eğer siz Suriye'nin siyasi bütünlüğünü Sünni bölge üzerinden delmeye kalkışırsanız ondan önce PKK-YPG devletçiliği kurulur. Masayı dağıtmak isteyenlere duyurulur. O masa dağılırsa ne gerçekleşir? Bakın burada net anlatmış Cansu Yiğit yazısında. İdlib'de son bir ayda aşamalı olarak tırmanan gerginlik, Türkiye'yi Suriye ve dolayısıyla Rusya ile karşı karşıya getirince hükümetin etrafına çöreklenmiş Ahmet Davutoğlu kalıntısı, altını çizelim. Masayı dağıtma heveslisi olanların hangi siyasi hedeflere ait olduğunun ismini koyuyor. Ahmet Davutoğlu kalıntısı, düşünce kuruluşlarının kerameti kendinden menkul yazarları birden savaş tamtamları çalmaya başladı diyor Cansu Yiğit yazısında. Aralarında Esad'ın katil ordusu, Şii yayılmacı, İran milisleri ve gizli ajandası olan Rusya'nın ortaklaşa düzenlediği katliamlara karşı Barış Pınarı'nda karşımıza dikilen, ekonominizi mahvederim tehditleri savuran ABD'den medet umanlar bile çıktı. Bir gelse de Rusya'yı dengelese. Bu kişileri bırakırsanız süngüleri takıp Şam'a kadar gidecekler. Bu sırada Suriye ile savaşa itiraz eden herkesi Rusyacı, Esadçı, antimilli ilan etmeyi unutmadılar. Bu kişilerin son 3-5 gündür hükümete yakın gazetelerindeki köşelerinde öne sürdükleri argümanlardan bazıları şöyle diyor Cansu Yiğit Aydınlık Gazetesi'nde.
Suriye rejimi muhaliflerin alanını daraltıyor. PKK ve IŞİD'e alan açıyor. Esad'ın üst düzeyde muhatap alınması onu meşrulaştırır. Türkiye, Suriye'den kaynaklı tehditleri yeri geldiğinde askeri gücü kullanarak bertaraf edebilir. Rusya'ya güvenmemeli. Türkiye, farklı aktörlerle kısa süreli anlaşmalar yaparak yoluna devam etmeli. Türkiye tek başına Rusya'yı dengeleyemez. Göç tehlikesi masada tutularak Washington ve Brüksel devreye sokulmalı. Devam edelim. Somut olarak Türkiye'nin istediği M5 karayolu hattı boyunca bir güvenli bölge kurmak. Türkiye en başından beri İdlib'de özel bir statü kurmanın peşinde oldu. İdlib'deki teröristler. Merak ettiğim için çok dikkatli okudum. Bu fikirleri öne sürenlerin acaba İdlib'deki terör örgütlerinin nasıl yok edileceğiyle ilgili planları ne diye. Tek bir satır yok diyor Cansu Yiğit yazısında. Hatta İdlib'de terörist de yok. El-Kaide kalıntısı, %80'i yabancı uyruklu, farklı kaynaklarda 50 ila 80 bin arasında olduğu tahmin edilen teröristler, sanki bunlar kuş olup, buhar olup uçmuşlar diyor Cansu Yiğit yazısında. Devam edelim. İdlib'de kala kala ılımlı muhalifler kalmış. Ilımlı muhalif teriminin gerçekliği ayrı bir tartışma konusu olmakla birlikte peki gerçek ne diye sorguluyor. Gerçekte Birleşmiş Milletler ve Türkiye tarafından da terör örgütü olarak kabul edilen HTŞ 2017'de İdlib'in %55'ini kontrol ederken ateşkes ilan edilmesini fırsat bilerek ılımlı muhalifleri yuttu. Diğer terör örgütlerini bünyesine isteyerek ya da zorla katarak İdlib'in %95'ini ele geçirdi. Suriye bu ortamda İdlib operasyonunu başlattı diyor Cansu Yiğit yazısında. Devam edelim. Üstelik diyor, Türkiye'de Esad PKK ile anlaştı manşetleri atılırken Suriye PKK'nın yabancı ülkelerin güdümünde bir terör örgütü olduğunu Birleşmiş Milletler'e deklare etti. Gelelim ikinci argümana. Esad'ın üst düzeyde muhatap alınması onu meşrulaştırır. Türkiye, Suriye'de düzenlediği tüm operasyonları Adana mutabakatına dayandırarak zaten Şam'ın meşru olduğunu kabul etmiş oldu. İşine gelince Adana mutabakatı, gelmeyince meşru değil. Böyle bir dünya yok maalesef. Burada diretmenin Türkiye'ye bir faydası yok diyor Cansu Yiğit yazısında. Devam edelim. Rusya güvenilmez mi? Yani birçok başlık manşet biliyorsunuz işte az önce ve ilerleyen dakikalarda yine gazetelerden okuyacağım başlıklarda da aynısı şeyler var. Diğer bir argüman Rusya'nın güvenilmez olduğu ve Türkiye'nin farklı aktörlerle anlaşmalar yaparak yoluna devam etmesi gerektiği tezi. Rusya'ya güvenmek zorunda değilsiniz ancak eğer gelişmeleri doğru okursanız Türkiye için Suriye'deki esas tehdit olan PKK-YPG özelliğinin bu örgüt tam anlamıyla ABD denetiminde olduğu için Rusya'ya da tehdit olduğunu görürsünüz. Evet, Rusya'nın bu örgütle görüşmeler yaptığı sır değil. Moskova, ABD'nin Suriye'de elinde kalan son silahı almak istiyor diye de ekliyor Cansu Yiğit bölge analizinde. Devam edelim. Ancak bunu Washington'un yaptığı gibi stratejik bir seçim değil, taktiksel bir davranış olarak okumak doğru olacaktır. Hatırlatalım, bu taktiği değiştirmek de Türkiye'nin elinde. Burada Rusya'yı dengelemek için Brüksel ve Washington'u devreye sokmaya çalışanlara kötü bir haberimiz var. Siz bir devleti dengelemek için sizin için de daha kötü sonuçları olacak başka bir devleti yeniden denkleme sokmaya çalışırsanız, başkalarının da terör örgütlerini koz olarak kullanmaya çalışmasına şaşırmamalısınız. Tam da bu yüzden Suriye'de ve İdlib özelinde hedefinizi net koyacaksınız.
Türkiye muhtemel bir göç tehlikesi nedeniyle mi İdlib operasyonunu durdurmaya çalışıyor, yoksa yukarıda görüşlerini özetlediğimiz kişilerin ileri sürdüğü gibi başından beri özel bir statü mü peşinde? İşte kritik mesele ve sorgu bu. Devam edelim. Göç tehlikesi nasıl önlenir? Mesele oysa demeye getiriyor Cansu Yiğit. Eğer diyor esas sorun bir göç dalgasıysa ki Türkiye'nin gerçekten yeni bir göç dalgasını karşılaması ekonomik ve sosyal açıdan mümkün değil. Üstelik bu dalga cihatçı terör örgütlerinin yuvalandığı son yer olan İdlib'den geleceği için Türkiye açısından önemli bir güvenlik sorunu yaratacak. Bunu bertaraf etmenin yolu maalesef en başa döneceğiz ama Suriye ve Rusya ile anlaşmak. Bu göç dalgasını Suriye topraklarında karşılayacak Suriye denetiminde bir bölge kurulması, Türkiye, Rusya ve İran'ın da bunun gözlemcisi olması en gerçekçi çözüm. Peki diyor, statüköden özel statüye. Gel gelelim en kritik noktaya. Yani Türkiye'nin başından beri İdlib'e özel statü istediği tezine hükümet çevresindeki akademisyenlerden sık sık duyuyorduk. Statikonun devamı diye ekliyor Cansu Yiğit. Ancak diyor geçen hafta biri bunu bir adım daha ileri taşıdı ve açık açık Türkiye'nin İdlib'e özel statü istediğini yazdı. Yani özellik. Bu tez Türkiye'nin 2017'den beri Rusya ve İran'la yaptığı tüm anlaşmalarla Adana mutabakatını geçersiz kılar. Bu anlaşmalar Suriye'nin birliğini sağlamak zemininde kuruldu. Türk yetkililer de defalarca Suriye'nin toprak bütünlüğüne, Barış Pınarı Harekatı'na gelen itirazlar üzerine de Suriye'nin siyasi bütünlüğüne vurgu yaptı. Hatta Cumhurbaşkanı terör örgütlerinden temizlendikten sonra bu bölgelerde kalmak diye bir dertleri olmadığını deklar etti. Esasen PKK-YPG'nin tamamen temizlendiği yerlerin rejim tarafından kontrol edilmesi bizim için rahatsızlık sebebi değildir. Bunun altını çiziyorum. Yeter ki terör örgütlerinden buralar temizlensin ve bizim buralarda da kalmak diye bir derdimiz yok. 18 Ekim 2019 tarihindeki açıklamasına atıf yapıyor. Suriye'de yeni durum diye ilan edilen şey, Türkiye'nin Suriye'nin siyasi bütünlüğünden vazgeçmesi ise vaziyet kötü. Sadece Suriye için değil, Türkiye'nin güvenliği için de vahim bir tablo. Çünkü bu bütün yatırımınızı bugün maşını ödediğiniz ÖSO ve türevlerine yapıyorsunuz demektir ki bu arzularınız hayata geçerse, yani Türkiye sınırında sünni bir özerk bölge kurulsa dahi yarın o maaşı sizden daha yüksek ödeyecek biri mutlaka çıkar. Biz Türkiye'nin devlet aklının bu yanlışa düşeceğine ihtimal vermiyoruz, ancak uyarmak görevimiz. Eğer siz Suriye'nin siyasi bütünlüğünü sünni bölge üzerinden delmeye kalkışırsanız ondan önce PKK-YPG devletçiliği kurulur. Günün sonunda ne siz kazanırsınız ne Suriye. Bu tablonun tek kazananı zaten en başta planı da bu olan ABD olur. Efendim Cansu Yiğit tane tane çok net, çok öznel, gerçekleri bütün çıplaklığıyla anlatan, doğru politika nedir, yanlış politika nedir, kim ne yapmalı sorusuna işte böyle açık açık yanıt vermiş. Biz devam edeceğiz. Aranın ardından buradayız efendim. Günaydın Türkiye'ye devam ediyoruz. Bir trafik öngörüsüne bakalım. %65'ler düzeyinde İBB trafik haritasında İstanbul'daki trafik yoğunluğu. Malum işte köprü üzerlerindeki yük, ana arterlerde yoğunluk %65'ler yoğun bir trafiği anlatıyor İstanbul açısından. Bunu ifade edebiliriz. Yani nispeten sahil şeritleri belki tercih edilebilir. Üçüncü köprü ya da bağlantı yolları ve çok zenginseniz Avrasya Tüneli'ni de
kullanabilirsiniz. Harun her gün oradan gelip geçiyor benim bildiğim. Değil mi Harun? Evet efendim. %65 ters seviyesinde İstanbul'da trafik yoğunluğu. Bir de meteorolojiye bakalım. Hava durumumuz ne? Önce uyarılar bölümüne bakalım. Çığ tehlikesi uyarısı. Doğu Anadolu'yla Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğimine sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Buzlanma ve don olayı uyarısı kıyı kesimlerde hafif ve orta, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı görüleceğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bu çerçevede ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Akdeniz, Güney Ege kıyıları, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'de Kütahya, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Malatya, Gaziantep ve Kilis çevreleri yağışlı geçecek. Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçlarıyla Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır uyarısını bir kez daha tekrar edelim. Hava sıcaklığı batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esecek. Değerli seyircilerimiz, hava raporunda böyle özetleyelim. İdlib'de 5 Türk askerinin şehit edilmesinin ardından İran'dan diyalog çağrısı geldi. Açıklamayı İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif yaptı. İranlı bakan Twitter'dan yaptığı açıklamada İran kardeş komşuları Türkiye ve Suriye'de arabulucu olmaya hazırdır dedi. Gerginliğin artmasının sadece bölgedeki teröristlere ve destekçilere yaradığını ifade eden Zarif, kan dökülmesinden kaçınılması ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi çağrısı yaptı. İdlib'den gelen saldırı haberlerinden kısa bir süre sonra Ankara'daki İdlib zirvesinin ikinci toplantısı sona erdi. Rus heyetle yapılan görüşmede yaklaşık toplantı 3 saat sürdü ve toplantı sonrası taraflardan bir açıklama yapılmadı. Ankara'da ikinci kritik toplantı tamamlandı. Türk ve Rus heyetleri İdlib'deki son durumu ele almak için ikinci kez masaya oturdu. Türkiye'de Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Ünal, Rus heyeti ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershin'in ve Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev başkanlık etti. Bir yol üzerinde uzlaşı olsaydı bugünkü toplantıya ihtiyacı olmazdı. Oradan başlayalım. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus heyetle görüşmelerden sonuç çıkmazsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Putin'in bir araya gelebileceğini söyledi. Eğer buradan da bir netice çıkmazsa tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Putin'le mutabık kaldığı üzere daha üst seviyelere çıkabilir. Gerekirse iki lider, iki cumhurbaşkanı da bir araya gelebilir. Ankara'da Rusya ile İdlib temasları sürerken Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Türkiye'ye geliyor. Amerikalı temsilcinin çarşamba günü başkentte olacağı açıklandı. Gazete turumuzu da sürdürelim. Şimdi de sabah, akşam ve karar gazetelerine bakalım. Tahmin ettiğimiz başlıklarda neler var bir görelim. Buyurun efendim. Sabah, akşam ve karar gazetelerine bakacağız. Şehitlerin öcünü misliyle aldık başlığı söz konusu. Esad güçleri İdlib bölgesinde alçakça saldırıyla 5 askerimizi şehit etti. TSK misliyle karşılık verdi. 115 hedef vuruldu, 101 rejim unsuru etkisiz hale getirildi, 5 şehit diye de yazıyor haber ayrıntısında. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması da yer verilmiş gazetenin haberinde değerli seyircilerimiz. Akşam gazetesine bakalım şimdi de. Sabır taşı çatladı diyor. Gerçekten öyle. Esad haini yine saldırdı. 5 kahraman şehidimiz var. İdlib'in kuzeyinde takviye olarak gönderilen TSK unsurları rejim güçleri tarafından top atışlarıyla hedef alındı. Esad'a Şubat sonuna kadar verilen süre öne çekilebilir. Bir de haritaya yer verilmiş bu çerçevede.
işte olayın yaşandığı yer ve nokta açısından da belirtiliyor. Çatışmaları engellemek ve 101 Suriye askeri de vuruldu açıklamasını yine Milli Savunma Bakanlığı açıklamasıyla sürdürüyor. Uzlaşı yok ama masa dağılmadı. Alçak saldırı Ankara'da Türk ve Rus heyetlerinin görüşmesi sırasında meydana geldi. Rus heyeti Ankara'da vurgusu bu gazetenin de dikkat çektiği unsur ve sevkiyat sürüyor da bir diğer haber başlığı. Karar gazetesine bakalım. Putin oyalıyor, Esad vuruyor. İşte tipik bir karar bakış açısı. Yani tipik bir Davutoğlu bakış açısı, ancak bu kadar olurdu zaten. Rejim İdlib'de Türk askerini hedef aldı. 5 şehit, Putin'i oyalıyor, Esad vuruyor. Astana ve Soçi uzlaşmalarını yok eden Rusya, Türkiye'nin silahsız çözüm girişimlerini rejime zaman kazandırma aracı olarak kullanmaya çalışırken Şam her geçen gün cüretini arttırıyor. Bir önceki haftaki saldırıya rağmen Ankara'nın ikinci kez barış masası kurduğu saatlerde rejim yine TSK noktasını vurdu. Ankara'dan alçaklara misliyle karşılık verdik açıklaması geldi diyor Karar gazetesi de haberinde efendim. Bir diğer gazeteleri de bu çerçevede görmeyi sürdürelim. Bu meseleyi nasıl görmüşler görmemişler onun üzerine de bir köşe yazımız ve haritamız olacak. Onun üzerine de ayrıntılandırmaya çalışalım. Türkiye gazetesi olacak galiba. Efendim işte masanın dağılmasını bekleyenler diye de ifade etmiştik. Türkiye gazetesi hiç şaşırmadık. Masa dağıldı, intikam vakti diyerek de hani bir an önce savaşalım, dalalım, çıkalım. Yani Allah ne verdiyse bu işleri yapalım dercesine başlıklarını sürdürüyor. Mesele olay olmadan önce önlem almak, mesele olay olmadan önce sürecin analizini iyi yapmak diye vurgulamıştık. Ama işte olay olduktan sonra işte bu gazetelerde aslında sosyal medya gibi Twitter kullanıcıları gibi davranamaz. Yani öyle bir hakları olduğunu düşünmüyorum ama gördüğünüz gibi aynı kafa devam ediyor. Dağıtın bu masayı, hangi masayı kuracaksınız? O intikamın masasında kimler var? Hiç düşündünüz mü, hesap ettiniz mi? Yani biz mesela Rus uçağını vurduğumuzda Rusya gelip aynı şekilde karşılık verseydi, o süreç devam etseydi falan filan, değil mi? Yani böyle olsaydı o zaman, madem bu kadar her şey basit, bu kadar kolay. Yani millete gaza getirmek, galeyana getirmek kolay bu meselelerde. Masa dağıldı, intikam vakti. Hadi alsın bakayım Türkiye gazetesi. En önde de, siperin önünde de siz olun da bir görelim bakalım nasıl intikam oluyormuşsunuz. Bir bunları böyle yaysınlar, bu manşetleri atanları, bu tipte yazıp çizenleri koysunlar bakalım o İdlib'de. Bir yürüsünler bakalım nereye kadar yürüyorlar, bir görelim. Devam edelim, Türk'ün gazetesine bakacağız. Evet, Türk'ün gazetesi İdlib'de hain saldırı 5 şehit haberini yine manşet sütununda görmüş ve değerlendirmiş. Karşılık verildi, intikam alındı şeklinde ve MHP'den özellikle yapılan açıklamada İdlib'de rejim unsurları tarafından yapılan hain saldırı sonucu 5 askerimiz şehit düşmüş, 5'i de yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyoruz. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı altında şehitlerinin kanının yerde bırakılmadığını açıkladı diyor haberde. Sözcü Cumhuriyet ve Yeni Çağ haberlerine de bakalım. Sözcü gazetesi diyor ki, lafı bırakalım, gerekeni yapalım. Mehmetçiğe kalkan elleri kıralım. İdlib'de 5 şehit, Rus heyetinin Ankara'da Suriye için görüşmeler yaptığı saatlerde Esad rejimi de İdlib'de Türk askerine alçakça saldırdı. 5 askerimiz şehit oldu, 5 askerimiz yaralandı. Vatandaş, yeter artık, hadlerini bildirelim diyor. Ya işte. Yani bu zaman zaman stratejik değerlendirmeleri çeşitli isimler çerçevesinde gazetesine, başlığına, manşetine yansıtmıştı Sözcü gazetesi ama bu meselede maalesef yine aynı bakış açısının, yani diğer gazetelerin kullandığı dili Sözcü gazetesi de aynı şekilde kullanıyor. Cumhuriyet gazetesine bakalım. Cumhuriyet'in başlığı ve manşeti neymiş onu da bir görelim. Cumhuriyet gazetesi İdlib ateşi 5 şehit diyor. Terör ve provokatör bataklığı kentte gerilim tırmandı. Suriye ordusu TSK noktasını vurdu. Gözlem noktaları yer değiştirmeliydi vurgusuyla yer alıyor haber. Ve ayrıntıları da yine
dünkü yansıyan resmi açıklamalar üzerinden görmüş gazete haberinde. Yeni Çağ gazetesine bakıyoruz. Esad ateşe odun taşıyor. Suriye yine saldırdı. Meseleyi bir başka şekilde manşetine taşımış Yeni Çağ gazetesi. TSK konvoyu İdlib'de rejim güçlerince hedef alındı. Açılan topçu ateşiyle 5 asker şehit oldu. 5 askerimizi de yaralayan hainlere misliyle karşılık verildi. Geçen hafta düzenlenen alçak saldırıda da 7 asker ve 1 sivil şehit düşmüştü diyor haber ayrıntısında. Evet, bu tabii karşı taraftan da bu meseleye ilişkin talimat kim tarafından verildi, oralarda neler oluyor? Geçtiğimiz seferki saldırı sonrasında Aydınlık Gazetesi kamuoyuna duyurmuştu. Sonunda Rus askerlerini öldürdüğü iddiasını ve belgesini kamuoyuyla paylaşmıştı. Dolayısıyla bölge ateşten gömlek deyim yerindeyse. Onun için böyle oturduğunuz yerden naralar atmak, bilmem ne yapmak falan filan hakikaten ilginç tarafı. Yeni Çağ'ında mesajı özellikle Suriye tarafında bu işleri kim yapıyorsa ona dair önemli bir mesajı paylaşıyor ve barındırıyor. O açıdan da bu gazetenin başlık ve haberini de okumuş olduk bu çerçevede değerli seyirciler. Sedat Ergin'in yazısı var bu İdlib meselesine ilişkin. O da bir süreç analizi yapmaya çalışmış, okumaya çalışmış. Bir onun da ayrıntısını gözlemlemeye çalışalım efendim. Suriye'de en tehlikeli aşamaya geçiliyor Sedat Ergin'in yazısı. Bu köşede geçen cuma günü yayınlanan Serakip İdlib denkleminde stratejik düğüm haline geldi başlıklı yazımız şu tespitle bitiyordu. İdlib'de sahadaki durum, bir tarafta Türkiye, diğer tarafta Esad-Rusya ikilisinin attıkları adımlarla sahada yeni mevziler aldıkları, bu şekilde karşılıklı olarak ellerini yükselttikleri tehlikeli bir tırmanma eğrisi izlemektedir. Aynı yazıda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Sarakib'in 10 kilometre kadar kuzeyindeki Taftanaz'a yaptığı sevkiyatla buradaki askeri havaalanında yeni bir gözlem noktası kurmakta olduğu bilgisi yer alıyordu diyor Sedat Ergin geçmiş yazısına atıf yapıyor. Ne yazık ki bu tehlikeli tırmanış hafta sonunda Rusya ile yürütülen müzakerelere rağmen kontrol altına alınamamış, hatta daha kuvvetli bir ivme kazanmış ve dün öğleden sonra Taftanaz'da Esad ordusunun açtığı topçu ateşine hedef olan 5 askerimizin şehit olduğu elim hadiseye kadar varmıştır. Olayların akışı Rusya ile müzakerelerde krizi durdurma yönünde bir mutabakata varılamadığı takdirde İdlib sahasında bir tarafta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteklediği silahlı muhalif gruplar, karşı tarafta Esad ordusu. İran yanlısı milisler ve Rusya Hava Kuvvetleri olmak üzere çok aktörlü ve çatışmanın çok daha geniş bir alana yayılabileceği oldukça kırılgan bir potansiyel taşıyor. Buraya nasıl geldik? Türkiye'nin İdlib hamlesi, gerilimin birden bu ölçüde yukarı çıkmasında rol oynayan temel faktörlerden biri Esad ordusunun Suriye'nin en büyük ekonomik merkezi olan Halep kentini başkent Şam'a bağlayan ancak İdlib içinde silahlı muhalefetin denetiminde kalan M5 otoyolunu geri almak amacıyla yaptığı hamleler oldu. Rejimin özellikle geçen Aralık ayından itibaren Rus ve Suriye savaş uçaklarının ağır bombardımanı desteğinde yürüttüğü bu kademeli harekat, 400 bine yakın insanın kuzeye, Türkiye sınırına doğru yollara döküldüğü büyük bir göç dalgasını da tetikledi. Rejim ordusu M5 üzerinde kuzeye doğru çıkarken Sarakip kasabasına yaklaşmasıyla birlikte durum kritik bir görüntü kazandı. Çünkü Sarakip M5 otoyolunun Halep'i Laskiye'ye, yani Akdeniz'e bağlayan M4 otoyoluyla kesiştiği son derece stratejik bir mevkide yer alıyor. Göç dalgası bütün hızıyla sürerken Türkiye sahada kritik bir hamle yaptı. TSK 31 Ocak tarihinden itibaren rejimin kuzeye doğru çıkışını frenlemek üzere Serakib'in kuzey, güney, doğu ve batıya açılan 4 ana yolu üzerinde 4 ayrı kontrol noktası kurdu. Devam edelim.
Gözlem noktaları rejim bölgesinde kaldı. Esad ordusu geçen perşembe akşamı Serakip kasabasını TSK'nın kontrol noktalarına rağmen dört bir taraftan çevrelemişti. Rejim aynı geceye yan yollardan kasabaya girerek bu yerleşimi de denetimine aldı. Bu durumda TSK'nın Serakip'te kurmuş olduğu dört kontrol noktası da rejim bölgesi içinde kalmış oldu. Rejim ardından da geçen hafta sonu M5 otoyolu üzerinde kuzeye doğru ilerleyişini düzenli bir şekilde sürdürdü. Serakip'ten Halep'e doğru yaklaşan 40 kilometrelik mesafeyi aşama aşama önemli ölçüde kapattı. Bu yazıyı noktaya koyduğum dün akşam saatlerinde M5'i tümüyle almasına 7 kilometre kadar bir mesafe kalmıştı diyor Sedat Ergin yazısında. Ancak rejim yalnızca kuzeye çıkmadı, aynı zamanda doğudan batıya doğru da genişledi. Batıya doğru da genişleme Türkiye'nin gözlem noktalarından birinin daha rejim bölgesi içinde kalmasıyla sonuçlandı. Böylelikle daha önce rejim bölgesinin sınırları dahilinde kalan en güneyde Morik'teki, onun kuzeyinde Surman'daki ve Serakip'in doğusunda Tel Tukan'daki 7 numaralı gözlem noktalarından sonra bu kez hafta sonunda Serakip'in 20 kilometre kadar kuzeyindeki Tel Es'teki 6 numaralı gözlem noktası rejim bölgesine geçti. TSK'nın geçen Ağustos ayında M5 otoyolu üzerinde Maret El Numa'nın hemen güneyinde tesis ettiği Mar Hitat'taki mevzi bölgeyle Serakip'te yeni kurulan 4 kontrol noktasındaki birliklerin durumu da farklı değil. Rejim M5'ten Halep'e ulaştığı takdirde TSK'nın en kuzeyde Raşidin'deki 5 numaralı gözlem noktası da muhtemelen benzer bir duruma girecek. Sahada çizilen yeni stratejik hat diye yazısını sürdürüyor Sedat Ergin, alanda yaşananları bu çerçevede anlattıktan sonra. Sonuçta diyor, TSK'nın İdlib'in doğusunda muhtelif konumdaki askeri birliklerinin neredeyse tümü bugün itibariyle rejim bölgesi içinde kalmıştır diye ekliyor. Özellikle her biri tahkim edilmiş küçük çapta birer askeri üst statüsündeki gözlem noktaları, şehit verilen son saldırıların ardından rejim hedeflerine topçu ateşiyle ağır misillemede bulunarak muharip bir konuma geçmiştir. Her halükarda Esad ordusuyla TSK'nın bu gözlem noktaları arasında yükselen bir gerilim ortamı içinde açık bir çatışma evresine girilmektedir. Bu çerçevede ciddi güvenlik riskleri söz konusudur. Altını çizmemiz gereken çok kritik bir husus, TSK'nın İdlib'e ay başından beri sürmekte olan asker sevkiyatının büyük bir tempoda devam etmekte oluşudur diye de süreci özetliyor. Sahadan verdiği inandırıcı raporlarla tanınan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, dünkü bir raporunda 2 Şubat'tan itibaren Türkiye'den İdlib'e giriş yapan tır ve askeri araç toplamını 1300 olarak verdi. Aynı raporda bu sevkiyatla birlikte İdlib'e takviye gelen Türk askerinin sayısı da 5000 dolayında gösterildi. Sahada gözlenen önemli bir başka gelişme, TSK'nın İdlib'de güneybatıdan kuzeydoğu istikametinde M5'e paralel girecek bir şekilde tesis ettiği mevzi bölgelerde bir stratejik hattı yerleştirmekte oluşudur diye de ekliyor yine sahadan verdiği notta. Sahadaki hareketlere baktığımızda İdlib şehir merkezinin güneyindeki Kaminas, kuzeyinde dün saldırı alan Taftanaz ve daha kuzeyde Maarat al-Naslan'da kurulmakta olan mevzi bölgelerin öncelikle rejimin batıya doğru daha fazla genişlemesini baskılamayı amaçladığı düşünülebilir. Yerleştirilmekte olan bu stratejik hat aynı zamanda İdlib'de güneyden kuzeye doğru gelen göçmenleri iskan etmek için oluşturulması tasarlanan güvenli bölgenin sınırlarını belirlemeye dönük bir hamle olarak da görülebilir diye ekliyor. Evet, saha ve durumu anlayabilmek açısından önemli analizlerden bir tanesi sahada ciddi bir Suriye ordusunun yürüyüşünü özellikle anlatıyor. Birincisi temel mesele, orası Suriye sınırları içinde bulunan Suriye'nin kendi vatanı. Doğal olarak kendi vatanı ekseninde oluşturulmuş bir bölgede silahlı teröristlerin sevkiyatlarını engellemek üzere M5 karayolunu engellemeye gayret gösteriliyor. Şimdi burada az önce Sedat Ergin'in anlattığı hat, yani önce şu yani şöyle yayı Han Şenhun'dan Halep hattına kadar düşündüğümüzde daha geniş bir hatta az öncekini verebiliriz, fark etmez sevgili bu böyle anlatmamıza yeterli. Han Şenhun'dan Halep hattına şöyle bir çizgi çeksek o noktada
ciddi bir hareketliliğin yaşandığını gözlemlemiştik. Bizim de gözlem noktalarımız vardı. Şimdi sıradaki fotoğrafı verebilirsin karayolunu görmek açısından. Orası bize buradaki resmi daha iyi anlatabilir. Az önceki evet. İşte mesele buradaki Serakip ve M5 karayoluyla M4'ün de kesiştiği noktalarda Suriye ordusunun güvenliğini altına almak. Sedat Ergin'in anlattığı hatta işte tam bu bölgeyi kapsıyor. Yavaş yavaş diyor burada diyor bir cephe hattı oluşturdu Suriye ordusu diyor ve bizim güvenlik noktaları işte gördüğünüz gibi bu hattın içinde kaldı. Doğal olarak oranın sahibi gelmişse Türkiye'de kendisini o çerçevede içe alması gereken bir sürece girmiş demektir. Yani Sedat Ergin'in anlattığı saha analizinden de çıkan sonuç bu çerçevede kalınır. Doğal olarak diyalog kurmadığımız bir ülke olduğu için de Suriye orada yaşaması muhtemel. Sıkıntılar ayyuka çıkmıştır. Bunu işte Rusya ile İran üzerinden sürdürmekte de bir sıkıntı olduğu anlaşılıyor meseleden ve dün yaşananların tekrar etmemesi açısından iki ülkenin işte istihbarat teşkilatları mı, askeri kaynakları mı, sivil kaynaklarının mı bir an önce bir araya gelip bu meselede atılabilecek adımlara yer vermesi gerekiyor. Ama daha öncesinde Aydınlık'tan Cansu Yiğit'in yaptığı açıklama işte orada temel perspektifi ya da gazete manşetlerindeki ya da manşetlerindeki öfkeyi anlamamıza neden oluyor. Orada bir özerk bölge mi istiyor Türkiye? Farklı bir talebi mi var? Ya da burayı gerçekten terör örgütlerinden temizleyip bizim kendi sınırlarımıza çekilip Suriye ordusuna burada alan açılması mı mesele? İşte esaslı mesele ve tartışma o. Yani işte masa dağıldı, masa bitti diyenler şimdi bu masaya kimi oturtacak? Bu masa dağılırsa onların masadan dağılmasından kastı Astana süreci. Yani İran, Rusya, Türkiye'nin oluşturduğu ve kuşkusuz Suriye'nin de denkleminde yer aldığı o masa. Diyorlar ki o masa dağılsın. O masayı dağıttın mı gelecek o masaya oturacak olan belli Amerika. Amerika oturunca ne yapacaksınız burada? Ne olacak burada? Buna yanıt var mı? Yok. Biraz önceki haritaya bir daha gelelim. Bir de şey diyorlar dün akşamdan beri. Hani cehalet ötesi falan yani bir de nasıl tanımlanır bilmiyorum. Efendim Suriye ordusu bu zamana kadar IŞİD'le savaşmış mı bölgede? Terör örgütleriyle savaşmış mı bölgede? Efendim hiç duydunuz mu böyle bir şey? Beyefendi aşağıdan da yukarıdan da terör örgütleriyle savaştı. İsrail hattına da güney tarafında da terör örgütleriyle savaştı. Siz onları tabii Amerikan medyasından okuduğunuz için muhtemelen şey diye hafızanızda kalmıştır. Mesela güney tarafında İsrail sınırında DEAŞ'a yönelik operasyonunda Amerika'nın yine destek verdiği terör örgütlerine yönelik operasyonunda şey vardı işte kimyasal saldırı yaygarası. Sonra o kimyasal saldırı haberini yapan gazeteci biliyorsunuz onun bir kurgu olduğunu Twitter hesabından yazdı. Birkaç saat sonra da garibim silmek zorunda kaldı. Sizin kafa hala orada olduğu için güney sınırında da terörle savaşıyor. Kuzeye doğru giderken de teröre savaşıyor. Kim o teröre savaşıyor? Kuzey tarafına döndü. PKK'yı vurmak istedi. Kuzey Fırat'ın doğusunda ne oldu? Amerika karşısına engel çıktı. Burada İdlib'deki terör hedeflerini yok etmeye çalışıyor ki aralarında HTŞ yani Türkiye'nin terör örgütü kabul ettiği örgütler de söz konusu. Yine Halep hattına doğru bölgede diğer terör unsurları işte El-Nusra'sı vesairesi kim varsa oraları da temizlemeye gayret gösteriyor. Bunun ötesinde yine o bölgedeki başta Kürtler olmak üzere Amerika'nın kurguladığı diğer terör örgütleri işte Suriye Demokratik Ordusu vesaire işte adı her neyse onlarla da mücadele ediyor. Yani hem güneyinde savaşıyor hem kuzeyinde savaşıyor. Zaten Adana mutabakatı nedendi? Adana mutabakatı neydi yani 98 yılında? Özellikle İsrail sınırını daha riskli gördüğü için Suriye dedi ki Türkiye'ye siz kuzey hattında ki güvenlikten sorumlu olun. Yani orası uzun koridor. Sizin buralarda daha etken olabileceğinize dair bir anlaşma. Çünkü benim sıkıntılı olduğum yer İsrail. Ve kendi savunma gücümü ben biliyorum. Hiç değilse enerjimi sadece bu tarafa vereyim diyerek deyim yerindeyse. Yani mealen söylüyorum bunlar. Madde madde elbet şeyin içinde yoktur ama mesele bu kadar açık ve net. Şu anda işte en son haritada bu hale gelmiş durumda.
Suriye'nin kendi ilerleyişindeki hat El Nubl üzerinden geniş bir hattı oluşturuyor. Burada temel amaç işte M5 karayoluyla M4'ün kesiştiği noktadan buradaki terör unsurlarına bir takım yardımların gitmesini engellemek olarak tanımlanıyor. Efendim İdlib masada, bu masada şu anda bir Astana masası var ama bu masayı dağıtmak isteyen Davutoğlu kafasının hortladığını bir yerden görüyoruz. Şimdi bu gazeteler yarın öbür gün Davutoğlu siyaseten aynı şeyleri söylese ne olacak bilmiyorum. Yani o da birisi gerçekten Davutoğlu'na bu İdlib'de Astana masası dağıtılmalı mı diye sorsun. Ondan sonra bakalım bu gazeteler ona ne yanıt yazacak, çok merak ediyorum. Masa dağılsın, masa bitsin diyenler. Yani meseleler öyle okunmaz. Süreçler öyle takip edilmez. Devlet aklı denilen şey başkadır. Özellikle Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in yaptığı tarihi uyarıyı da dün akşam itibariyle yayınımızda birkaç defa değinme fırsatımız oldu. Burada bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Bir araya gidelim, aranın ardından Günaydın Türkiye devam edecek efendim. Gündemle devam edelim. Yine bölgedeyiz. Afrin'de bombalı terör eylemi sivilleri hedef aldı. PKK kontrolündeki Tel Rifat bölgesinden geldiği değerlendirilen bombalı aracın infilak etmesi sonucunda 4 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Hatay'ın hemen karşısında yer alan Afrin'den patlama sesleri yükseldi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK-YPG'den temizlediği Afrin'e yönelik örgütün saldırıları sürüyor. Afrin ilçe merkezinde Racı yolu olarak bilinen caddeye park edilen bomba yüklü araç infilak etti. Saldırıda 4 sivil yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı. Patlamanın ardından çıkan yangına arama kurtarma ekipleri müdahale etti. Tedavi altına alınan sivillerden bazılarının durumu ağır olduğu belirtildi. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Saldırının PKK'nın kontrolündeki Tel Rifat bölgesinden yapıldığı düşünülüyor. Şırnak'ın Silopi ilçesinde adliye binasında bomba düzeni ele geçirildi. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı. Şırnak Silopi'de adliye binasında bomba düzeneği bulundu. Şırnak Valiliği ihbar sonucu adliye binasında arama yapıldığını açıkladı. Polis ekiplerinin incelemesinde adliye binasının kolonlarına yerleştirilmiş bomba düzeneği ortaya çıkarıldı. Binanın zemin katında 16 ayrı kolon içerisinde oluklar açıldığı belirlendi. Olukların içerisinde ise ayrı ayrı çekilerek döşenmiş zaman ayarlı 45 adet 100'er gramlık patlayıcı maddeler bulundu. Konuyla ilgili şüpheli BC ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 6 kişi gözaltına alındı. Ve dünkü gündemin tepkilerine geçiyoruz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı için "Ben böyle dürüst olmayan siyasetçi görmedim" dedi. Slovenya Dışişleri Bakanı ile açıklama yapan Çavuşoğlu, "Dostumuzun yanında iç işlerimiz sayılan bir meseleyi konuşmak istemem" dedi. Ancak Akıncı'ya sert tepki gösterdi. Akıncı, "Kıbrıs halkına yakışmıyor" dedi. Şimdi dostumuzun yanında bir yerde bir iş mesele sayılan bir konuyla ilgili yorum yapmak istemem ama. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Türkiye'ye hedef alan açıklamaları soruldu Dışişleri Bakanı'na. Misafirinin yanında iç mesele sayılır dedi. Ancak tepkisi büyük oldu. Şimdi bakıyoruz seçim zamanında Sayın Akıncı Türkiye'yi malzeme yapmaya başladı. Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Miroslav Cerar'la ortak basın toplantısında konuştu Mevlüt Çavuşoğlu. Akıncı için "Ben bugüne kadar böyle bir siyasetçi görmedim" dedi. Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliği olmazsa olmaz diyoruz dönüşümlü başkanlık. Hatta bundan sonraki süreçte
müzakere çerçeve belgesinin içinde net bir şekilde bunlar olması gerekir diyoruz. Aksi takdirde bir müzakereye başlamanın bir anlamı yoktur diyoruz. Kıbrıs Türk halkının eşitliği diyoruz. O başka konuları malzeme ederek Türkiye'yi saldırmayı tercih ediyor. Gerçekten çok ilginç bir süreç. Ben bugüne kadar böylesine dürüst olmayan bir siyasetçiyle ne Kıbrıs'ta ne hiçbir yerde de çalışmadım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin iç işlerine karışmamız mümkün değil diyen Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin desteğinin de süreceğinin altını çizdi. Maalesef Kıbrıs Türk halkına böyle dürüst olmayan bir siyasetçi yakışmıyor ve Türkiye ile ilişkileri kötüleştirmekten ne avantajı olabilir? Nereye hizmet edebilir? Tabii bunları da çok iyi değerlendirmek lazım. Her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Kıbrıs Türk halkının haklarını savunacağız. Ama Kıbrıs Türk halkının haklarını savunanları da tabii ki desteğimiz olacaktır. Evet, Mustafa Akıncı'nın gerçekleştirdiği açıklamalara tepkiler dinmek bilmiyor. Dışişleri Bakanı'nın çok sert açıklaması var. Anlaşılan mesele şu, Akıncı iyiden iyiye koltuğu kaybedeceğini biliyor ve herhalde dünkü açıklamaları da, o hafta sonu gerçekleştirdiği saçma sapan açıklamaları da aman ha beni koruyun kollayın diye yine onu oraya getiren dış güçlerin, dış unsurların kapısında yalvarmak gibi algılanabilir. Yani özellikle Çavuşoğlu'nun açıklamaları sonrası bana meseleyi biraz böyle gözüktü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 3. Cumhurbaşkanı Dervişoğlu, Türkiye'yi hedef alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya ulusal kanal ekranlarından yanıt verdi. Akıncı'nın açıklamalarının tamamen seçime yönelik olduğunu söyleyen Eroğlu, federasyon düşüncelerinin ise hayalden ibaret olduğunu vurguladı. Ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan insanlarımızın Türkiye'yle bir ilhak düşüncesi yok. Türkiye'nin de Kıbrıs'ı ilhak etmek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yi ilhak etme diye bir düşüncesi yok. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Türkiye karşıtı açıklamalarına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 3. Cumhurbaşkanı Dervişeroğlu'ndan yanıt geldi. Eroğlu tepkisini ulusal kanal ekranlarından gösterdi. Yakın denebilir mi? Eroğlu, Akıncı'nın Türkiye'nin sınırlarımızdaki terör koridorunu parçalamaya yönelik harekatlarını da hedef aldığını hatırlattı. Akıncı'nın tavrının bir seçim stratejisi olduğunu söyledi. Daha önce Zeytin Dalı harekatında, Kıbrıs Barış Harekatı'nda harekatına ilgili söylediği sözlere dikkate alırsak, bir düşünce içerisinde, seçime yönelik bir avantaj sağlama düşüncesi içerisinde olduğunu biliyoruz. Federasyoncu geçinen bazı kişiler, çok şükür ki sayıları çok fazla değil, Türkiye'ye karşı beyanat verdiği takdirde Akıncı'ya destek verecekleri şeklinde bir güçlü var. Ne bizde ne Türkiye'de böyle bir düşünüyorken böyle bir kahramanlık, sahte kahramanlık yapmaya kalkması bana göre tamamen seçimine, Cumhurbaşkanı seçimine yönelik. Eroğlu, Akıncı'nın tez zamanda federasyon çağrılarının da bir hayal olduğunu belirtti. Bir kere Kıbrıs'ta bir federasyon olacağına inananlardan değilim. Kıbrıs Cumhuriyeti olarak tanımanın avantajını olarak komşu ülkelerle, Mısır'la, İsrail'le, Fransa'yla, İtalya'yla işbirliği içerisine giren bir Rum yönetiminin bizimle federasyon kuracağına inanmak, ben dedim artık hayal içinde yaşamak demektir. Federasyonun olmayacağını biz de biliyoruz, onun da bilmesi gerekir. Federasyon nasıl olur? Rumların istediği her şeyi verirseniz, siz kendiniz bir hak iddia etmezseniz, o zaman biz kendi devletimizden, kendi Türklüğümüzden, kendi özgürlüğümüzden fedakarlı gelecek demek. Dervişeroğlu, Akıncı'nın milli davaya zarar verdiğini ifade etti. Gerçekleri Kıbrıs Türk halkı biliyor. Yani hem anavatandaki Türkler hem bizi, burada yaşayan Türkleri rencide edecek davranışlarla seçim kazanmak mümkün değil. Seçim için her şey mübahtır düşüncesi içerisinde hareket edenlerin ancak milli davaya zarar vereceğini gördük ve göreceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Türkiye karşıtı açıklamaları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti içinde de büyük tepki topladı. Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Emete Gözü Güzelli Akıncı'nın Rum-Yunan tezleriyle örtüşen bir tutum ortaya koyduğunu söyledi. Mustafa Akıncı, vahim bir strateji içindedir dedi. Nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin de Kıbrıs Türklerinin beka seçimini olacağını vurguladı. O çerçevenin devamını
getirmek. Tez zamanda federasyon diyerek Türkiye'ye hedef alan açıklamalarda bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Akıncı'ya tepki büyük. İkili görüşmeler de olacak. Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde yapılan açıklamaları Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Emet Gözü Güzelli ulusal kanala değerlendirdi. Bilinçli bir kampanya dedi. Bu 5 daimi üye ülkenin elinde Kıbrıs. Akıncı tarihi reddeden, özünü inkar eden bir pozisyonda. Rum yönetimi ve Rum yönetimini destekleyen unsurların nazıyla bir değerlendirme yapmıştır. İlhak açıklaması sınırlarını aşmaktır. Rum-Yunan tezleriyle örtüşen bir tutumu ortaya koymak demektir. Uluslararası alanda Rum-Yunan lobisinin söylemleriyle Akıncı'nın söylemleri aynı çizgiye gelmiştir. Her ikisi de Türkiye'yi hedef alarak hareket etmektedir. Bu da bilinçli bir kampanyadır. Eşitlik var. Soruyor. Bunun neresinde? Gözü Güzelliği açıklamalarla Rum tarafına bir mesaj verilmeye çalışıldığını ifade etti. Daha kötüye gidilecek bu ortam. O mesaj elinizi çabuk tutun. Birleşip Kıbrıs'ta bu seçimlerde benim seçilmeme her şekilde destek olun. Bu dönem bu işi bitirmemiz lazım. Çünkü bundan sonraki süreçte ben kaybedersem artık Kıbrıs adasında sizin arzu ettiğiniz temelde federal bir çözüm olmayacak mesajıdır. Bu anlamda da Rum tarafına bir gözdağı da veriyor. Artık elimizi çabuk tutalım. Çünkü Türkiye güçleniyor diyor. O... Bu ev Rum'un odu. Bu Güney Kıbrıs Rum yönetiminin kuzeyi sözde işgalden kurtarma senaryolarıyla yaptığı askeri tatbikatları hatırlatan Emet Gözü Güzelli, Akıncı'nın amacının Türkiye'yi zora sokmak olduğunu belirtti. Bir ada devleti konumunda bulunan. Son süreçte son çırpınışlardır bunlar. Mustafa Akıncı vahim bir strateji içerisindedir. Yabancı emperyal güçlere kanıp da kendi milletini uçurumdan atmayı başarabilen olmamıştır. Kıbrıs Türk'ünün varoluş ve bekasının seçimi olacak bu seçim. O yüzden son derece önemlidir. Türkiye, Doğu Akdeniz'deki doğalgaz arama ve sondaj çalışmalarına hız verdi. Bu faaliyetlere katılmak üzere satın alınan 3. sondaj gemisi de yola çıktı. Doğu Akdeniz'de görev yapan Fatih ve Yavuz'a bundan sonra Sertoa isimli sondaj gemisi de katılacak. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Akdeniz'de sondaj yapacak 3. gemiyi İngiltere'de yapılan açık arttırmayla 37,5 milyon dolara satın aldı. Sertoa adlı sondaj gemisi 2012 yılında Samsung tarafından Güney Kore'de inşa edildi. Gemi 11.400 metre derinlikte 3.000 metre sondaj açabiliyor. Denizcilik Dergisi'nin haberine göre Sertoa'nın piyasa değeri 120 milyon dolar civarında olduğu belirtiliyor. Dergide yer alan bilgilere göre sondaj gemisi çok yüksek basınç ve sıcaklık altında dahi görevini yerine getirebiliyor. Efendim şimdi ekonomik verilere göz atmaya başlayalım. İşsizlik arttı. Kasım ayı işsizlik oranı %13,3 oldu. İşsiz sayısı 4.308.000 kişiye ulaştı. Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise düşündürüyor. Ben bu rakamların çok gerçekçi olduğuna katılamıyorum. İnanmıyorum. Kesinlikle inanmıyorum. Gerçek işsizlik oranı mı? Türkiye'deki işsizlerin sayısı 4.308.000'e ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu verileri açıkladı. Kasım ayında işsizlik arttı. 2018'de %12,3 olan işsizlik oranı 2019'da %13,3'e yükseldi. 2018'de %46,5 olan istihdam oranı 2019'da %45,6'ya geriledi. Çalışan sayısı da 28.169.000'e düştü. Genç işsiz ordusu da geçen yıla göre arttı. Veri 2019'da %24,5 olarak kaydedildi. Bir önceki ay 13,4 çıkmıştı işsizlik. Kasım ayında 13,3 çıktı işsizlik. Yani düşme eğilimine girdi işsizlik aslında ama ben bu rakamların çok gerçekçi olduğuna katılamıyorum. Çalışan rakamında düşüş var. El kol bak her tarafım haşat. Çalışacak durumda değilim ama iş yok çalışacak. Keşke bulsam. Ha cepte param var. Aha para burada. Para burada. Ben buna ne iş yapacağım? %13 açıklamışlar. Ne bu İsa ile 13 havarileri gibi hesap yapmışlar. Kaç kişi açıkladı bunu? 13 kişi mi? Her biri birer işsiz olduğu için mi o koltuklarda oturuyorlar? 13 kişi var. Ülkelerde zaten 100 kişi yaşıyor. O 13 işsiz oturup bunu hesaplamışlar. Başka bir açıklaması yok bunun.
Kasım döneminde tarım dışı işsizlik 1,1 puan artarak 15,4 olarak kaydedildi. Sektörel bazda bakıldığındaysa inşaatta 253 bin, tarımda 147 bin istihdam kaybı olduğu görülürken sanayide 102 bin, hizmet sektöründe ise 152 binlik artış dikkat çekiyor. Yatırım yapacaksınız. Yatırım yaparsanız eğer Türkiye'nin önünü açarsınız. Tutar Kanal İstanbul gibi bir inşaat projesi ve inşaattan başımıza geleni biliyoruz. Lokomotif olarak seçtiğiniz inşaat sektörüyle ancak bu kadar ekonomiyi götürebiliyorsunuz. İş gücüne katılım 263 bin azalışla 32,5 milyon olarak gerçekleşti. Ne okuyan ne çalışan gençler TÜİK verilerinde acı tabloyu gözler önüne serdi. Ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı 25,2'ye çıktı. Gençler geleceklerinden kaygılı. Bizim işte okuldan Türkiye'de kalmak isteyenler çok ciddi bir orandaymış geçen zamanlarda. Ama işsizliğin artmasından dolayı da çok şu anda üniversitede başka bir ülkede okumayı tercih ediyor. Sonrasında işsiz kalma oranları daha düşük olduğu için. Çok emekli yetiştirdiğimiz gençliğimizin gerçek öz kaynağımız olduğunu unutmadan... İlk önceliğimiz, ilk yatırımımız gençler olmalı. Umarım hep beraber uyanırız. Veriler açıklansa da uzmanlara ve vatandaşlara göre durum daha ciddi. Ekonomi şudur. Herkesin evine ekmeği götürmesi. İster 13.4'te 13.3 olmuş Ekim'den Kasım'a. Sanki düşmüş gibi. İnandırıcı mı? Ben de inandırıcı değil. Ben resmi rakamlara çok itimat etmiyorum açıkçası. Çünkü bizim siyasetçilerimiz halkın arasında karışmaktan yoksunlar. Kim olursa olsun pazar yeri gezmeye benzemiyor iş. Kötü bence. Ülke kötüye gidiyor. Bir yandan işsizlik, bir yandan zam haberleri de bitmek bilmiyor. İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan zammın ardından yeni zam haberi Marmaray'dan geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı geçiş ücretlerine %35 zam yapıldığını açıkladı. Yeni tarifeye göre 43 istasyon fiyatı 7 lira 75 kuruşa yükseldi. İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan zam Marmara'ya da yansıdı. Zam haberi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan geldi. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na bağlı olan Marmaray'da biniş ücretine %35 zam yapıldı. Bakanlık yaptığı açıklamada zammın İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığını belirtti. İstanbul'da şehir içi toplu ulaşım ücret tarifeleri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Başkanlığı'nda toplanan Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin kararları doğrultusunda yürütülmektedir. Zamla birlikte 1-7 istasyon tam geçişi 2 lira 60 kuruştan 3,5 liraya yükseldi. 1-43 istasyon arası geçiş 7 lira 75 kuruş oldu. Yani tabii burada temel sorgulanan mesele sürekli mesela işte İstanbul'a yapılan zamlarda sosyal medyada şöyle bir savunma görüyorum. Diyorlar ki efendim işte AKP'nin getirdiği yükle oldu, bilmem neyle oldu. Seçimden önce İstanbul'da göreve gelen aday ya da adaylar bu süreci bilmiyor muydu? Ülkenin içindeki ekonomik krizi görmezden yoksun mu bu görevlere geldiler de o zaman o vaatleri yaptılar? Temel mesele o. Yani bu kadar öngörüsüzlükle mi seçildiler? Yani hiç mi haberleri yoktu? Yani Ekrem İmamoğlu'na söyleyelim burada seçim öncesinde verdiğiniz vaatlere ne oldu? Bilmiyor muydunuz ülkenin ekonomisinin bu halde olduğunu? Ya da enkaz devraldığınızı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ulusal kanalı takip etseydiniz öğrenirdiniz. Gerçek medya haberlerini anlamaya çalışsaydınız öğrenirdiniz. Şimdi mi aklınız başınıza geldi? Şimdi savunma, efendim hükümet bilmem ne baskısı öyle yapacaktı zaten. Bunu anlattık. Dinleseydin o zaman. Burada yayınlarda ifade etmedik mi? Seçim vaatlerinize dikkat edin. Gerçekleştiremeyeceğiniz vaatleri yurttaşlara sunmayın. Söylediğiniz hiçbir şey ekonomik ya da gerçeklerle uyuşmuyor. Yalan söylüyorsunuz, yalan yere propaganda yapıyorsunuz diye buralardan uyarmadık mı? Şimdi geldin zam yapıyorsun. Zammı savunurken de diyorsun ki enkaz devraldım. Bak bu kadar borç batağına sokmuşlar. Bak iktidar, hükümet, ekonomi yönetimi boyuna zam yapıyor falan filan diye anlattınız meseleyi. Biz size bunları seçim öncesinde tane tane anlattık başınıza gelecekleri. Neden yalan yere o zaman insanları, yurttaşları peşinizden sürüklediniz? Nasıl olacak şimdi bu mesele? Bir de bunu sosyal medyada sizi savunanlar da kullanıyor efendim iktidar. İktidarın yapacağını zaten söyledik. Siz ekonomi yönetimi olarak buraları öngöremediniz mi?
Yani gerçekten hani bu kayak meselesinde dediniz de ben farklı bir siyasetçi tablosu çizeceğim diye, benzer siyasetçilerden hiçbir farkınızın olmadığını seçim öncesi ve seçim sonrasındaki hareketlerinizden biz net bir şekilde görüyor ve gözlemliyoruz. Ekonomide, finans kesiminde de swap konusu gündemde. Dolara uygulanan swap freni sonuç vermedi. Döviz kurundaki dalgalanmayı kontrol etmek amacıyla bankaların TL-dolar değişim işlemlerine sınırlama geldi. Swap adımı sonrası dolar 6 liranın altını gördü ve ancak tekrar 6 liranın üzerine çıktı. Dolar kuru bir yılda tüm baskılamalara rağmen 1 puana yakın arttı. Ekonomist Bülent Kırmacı, Türkiye'nin fırsatları var, kendi paramızla ticaret yapmalıyız dedi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bankaların swap işlemlerini sınırladı. Türk lirası alım ve satım işlemlerine ilişkin duyuru yayımlandı. Ne baskılamak ama ne de başıboş bırakmak doğru değil. Bugüne kadar yaptıklarımızla bundan sonra farklı sonuç almak mümkün değil. Bankaların swap işlemlerinin yasal öz kaynaklarının %10'uyla sınırlandırılması kararı alındı. Bu oran Ağustos ayından beri %25 olarak uygulanıyordu. Dövizle ilişkin oynaklığın piyasayı olumsuz etkilemesinin önüne geçilmesi gibi bir amaç güdülüyor. Türk lirasına değerini verecek olan üretimdir, sanayidir, yatırımlardır. BDDK'nın swap adımı sonrası dolar 6 liranın altını gördü ancak yine yükseldi. Eğer temele inilmezse, sorunlar temelden çözülmezse, bunlar palyatif günlük önlemlerle dövizi indirdim, lirayı yükselttim, lirayı indirdim, döviz yükselttim şeklinde istediğimiz, arzu ettiğimiz sonuçları alamayız. Bir yıl önce döviz kuru 5.2 seviyesindeydi. Dolar 2020'nin Şubat ayındaysa 6 liraya ulaştı. Bu süreçte pek çok hamle yapıldı. Tüm çabaya rağmen dolar frenlenemedi. Ekonomist Bülent Kırmacı, baskılama yönteminin sonuç vermeyeceğini vurguladı. Doların yüksek olması tabii istenilen bir şey değil ama yapay olarak da çok baskılanması sonuç verebilir gibi değil. Yeni bir anlayışın gerekli olduğunu düşünüyorum. Bir üretim devriminin, bir üretim ekonomisinin hayata geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kırmacı, fırsatlar olduğunu ve değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Türkiye büyük sorunlar ama aynı zamanda büyük fırsatları da olan bir ülke, büyük olanakları olan bir ülke. Çok ciddi bir potansiyelimiz var. Dünya artık tek kutuplu olmaktan da çıkıyor. Kendi paramızla ticaret gibi gündeme geliyor. Bu çok önemli bir durumdur. Bir ölçüde olsun dengeleyecektir piyasayı, ekonomiyi, ekonomideki borç yükünü, borç dağılımını, borç yapısını. Evet efendim, mesele işte ekonomide de bu çerçevede gözlemleniyor. Özellikle sosyal medyaya bakacağız demiştik değerli seyirciler. Böyle bir Suriye ile savaşalım. Yani o böyle şey nasıl atayım, böyle korlanmış, yani üzerine kül serpiliyor. Yeniden korlandırılan şeyler. Mesela İbrahim Karagül, gerçi işte Yeni Şafak'ın, Türkiye'nin gazetesinin manşetinden de belli. Savunma değil taarruz, sadece İdlib değil Suriye'nin bütün kuzey bölgesi. Laskiye kesinlikle hedef alanı olmalı. Hesap karıştırıcı, oyun bozucu, baş döndürücü, ezici bir müdahale gerekiyor. Yoksa rejim saldırılarının, şımarıklıklarının devamı gelecek. Zor oyunu bozar. Yani İbrahim Karagül'e şunu hatırlatalım. Suriye'de bu meselenin başlangıç tarihlerinden itibaren bugünü bir anlasın. Yani hem o bölgenin işte Davutoğlu politikalarıyla savaşın içine sokacaksın. Bugün de geleceksin. Suriye işte şunu yapmış, bunu yapmış. Hadi birlikte yürüyelim. Şu anlattığın tablo kime yarıyor? Bir onu gör. Yani şu anlattığın tabloyu adım adım gerçekleştirdik. Türkiye diyelim ki bütün bu söylediklerini yaptı. Hani varsayalım ki öyle. Kime yarıyor? Bir onu düşün bakalım. O saatten sonra o bölgede ne olur bir düşün bakalım. Ya bu kadar da mı kafanız çalışmıyor ya? Ya şu yaptıkları, şu anlattığın şeylere bak. Bak bak, Laskiye'ye kadar inmiş bir de ya. Hayret ya. Ya kim veriyor size bu akılları ya? Ya inanılacak gibi değil yani ya. Şuraya bakar mısınız? Savunma değil taarruzmuş. Hadi savaşalım o zaman. Sadece İdlib değil Suriye'nin bütün, hadi dalalım o zaman. Laskiye değil hedef alınmalı, yürüyelim o zaman. Şımarıklıkmış, bilmem neymiş, şuymuş, buymuş. Bir bölgede hesap ne, bir onu anla. Bölgede yapılan hesap ne, bir onu gör.
Davutoğlu seni oraya sürükledi mi? Sürükledi. Vakti geldiğinde Davutoğlu'nun 50 tane eleştirisini yaptın burada. Şimdi onun politikasından gidiyorsun. Al bir de röportaj yap yarın Ahmet Davutoğlu'yla. Cuk diye oturur bak tam bu fotoğrafın üstüne. O kadar basitti yani ha. Alacaksın, gideceksin. Sen bütün bunları yapacaksan da her taraf seni oturacak, seyredecek orada. Öyle mi? Bu kadar yani. Anladığınız denklem bu kadar. Mesele Türk Silahlı Kuvvetleri'ne meselesi, güvenme meselesi, Türk Devleti'ne güvenme meselesi değil. Biz devletimize de, ordumuza da yürekten ve gönülden inanıyor, bağlıyız ve güveniyoruz. Dünyanın her tarafında Mehmetçik, polisimiz, askerimiz kararlılıkla selamını verer, görevini yapar. Bundan zerre kadar şüphemiz yok. Ama provokasyonlara gelirseniz, kimin ekmeğine yağ süreceğinize oralarda iyi bakarsınız. Senin bu söylediğini, bu şımarıklığı bilmem neyi, o Ahmet Davutoğlu'nun şımarıklığıyla, mesela Rus uçağını düşürdüğümüzde Rusya böyle karşılık verseydi, aynı şekilde böyle sevinç çığlıkları atarcasına atabilecek miydin bu tweet'i? Mesela uçağını düşürdün, adam da ona işte misliyle karşılık verseydi mesela. Değil mi? Arkasından FETÖ çıktı, METÖ çıktı, ben anlamam kardeşim, neticede Türkiye jeti vurdu deseydi mesela. Ne yapacaktınız o zaman? Bu kadar basit mi bu meseleler ya? Devam edelim. Var mı başka benzer şeyler? Zülfü Livaneli, büyük acılar sonunda Suriye'den çekilmeyi başaran ve yeni devletin temel kuralı olarak Orta Doğu'ya karışmamayı vaaz eden Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları bugün Suriye'de radikal dincileri korumak için şehit verdiğimizi görseler ne hissederler? Yani özellikle İdlib bölgesinde işte Sünni, bizim de Aydınlık Gazetesi'nden Cansu'nun yazdığı süreci kendi ölçeğinden bu cümlelerle değerlendirmiş Zülfü Livaneli sosyal medya hesabından. Devam edelim. Arslan Bulut, İdlib'de yine şehitler var. Türkiye-Suriye politikasını hemen gözden geçirmelidir. Bu olayların sebebi Mehmetçin, yani Türk askeri gözlem noktalarının teröristlerle Suriye ordusu arasına sokulmasıdır. Türk askerinin hayatını hiçe sayan bu uygulamaya derhal son verilmelidir. Sedat Ergin anlattı ya, Suriye kendi toprağında terör örgütlerini hedef alarak işte M5, M4 karayolu ve oraya doğru yürüyüşüne ve bir sınır hattı çizerken, kendisine bir cephe hattı çizerken mevcut güvenlik noktalarımız içinde kaldı. Yani onları derhal diyor bu uygulamaya son verilerek geri çekilmeli ki birkaç gözlem noktası hatırlayabildiğim kadarıyla, hatta dünkü olayın maalesef yaşandığı nokta da galiba Astana sürecinin içinde dahil olan gözlem noktalarından değil hatırlayabildiğim kadarıyla, yanılıyorsam arkadaşlarım düzeltir beni. Devam edelim. Mustafa Özbey az önceki Aslan Bulut'u da bu arada tweetlemiş, emekli amiral. Bu Levent Gültekin'i de tweetlemiş. Bakalım ne yazmış Levent Gültekin. Suriye'de Suriye rejimiyle savaşıp Suriye'yi koruyoruz. Kimden neyi koruyoruz? Bu nasıl bir aklın ürünüdür? Anlaşılır gibi değil. Evet, çoğu zaman görüşlerine katılmasam da bazen böyle aklı selim ya da süreci anlatan yorumları var. Onlardan bir tanesi ki Mustafa Özbey de bunu mesela retweetlemiş. Devam edelim. Mustafa Özbey diyor ki kendi görüşleri açısından da, bir diyor, Türkiye İdlib için Astana, Soçi'de verdiği sözleri yerine getirmedi. İki, Rusya Türkiye'ye İdlib üzerinden ders vermeye kalktı. Üç, Suriye İdlib'de sınırlı askeri gücünü Türkiye ile çatışarak o gücü tüketiyor. Dört, ABD'nin Suriye Kürt Devleti politikası değişmedi. İdlib'deki yarayı zevk ile, bakın bu da tarihi anlatan yorumlardan biri Mustafa Özbey tarafından, İdlib'deki yarayı zevk ile kaşıyor. Bu kadar açık. Yani siz o bölgede kafanız karışık beklerseniz, ya burada acaba üniter bir şey mi olsun, burada bir otonom bir şey mi olsun falan diye bir takım hamleler yaparsanız bölgede, burayı da Amerika kaşır kaşır kaşır, orada da işte dünkü gibi sonuçları yaşarız demeye getiriyor. Devam edelim. Sıradaki görselimiz nereden? Yine Mustafa Özbey'in yorumlarından. İdlib'e odaklanan Doğu Akdeniz'i göremez. Güvenlik, özgül ağırlığı içinde bakıldığında Irak taktik, Suriye operatif, Doğu Akdeniz stratejik önemlidir.
İdlib'de ABD'nin Türkiye'nin yanında görünmesi stratejik Türkiye'yi cepheden uzaklaştırmak içindir. Türkiye bunu göremez durumdadır diyor. Son özellikle İdlib meselesine ilişkinde gerçekten bu muğlaklık ve buğulu hava söz konusu gözlemleyebildiğimiz kadarıyla. Ama bütünsel olaylara odaklanılması gerekiyor diyor. Bakın orası çok önemli. Hatta bu çevreyi Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek bütünsel olarak Karadeniz'iyle, Ege'siyle, Doğu Akdeniz'iyle, bizim Rusya'yla ve aynı zamanda güney sınırlarımız, komşularımız olan Suriye, İran, Irak'ın kuzeyi olan hatta bütünsel olarak değerlendirmemiz gerektiğini ifade ediyor. İşte onun belki güzel bir tezahürü Irak taktik, Suriye operatif, Doğu Akdeniz stratejik önemlidir sözüyle Mustafa Özbey yansıtıyor. Devam edelim. Doktor Naim Babiroğlu, İdlib artık Suriye'den çok Türkiye'nin sorunu. Provokasyonu açık, Afganistan gibi terör gruplarının savaş pazarı. İdlib, İdlib'den çok büyük sonuçlara gebe. Türkiye'nin Rusya ve ABD ilişkileri, Türkiye'nin Doğu Akdeniz, Libya'daki konumu demek. S-400 demek uzun yıllar etkileyecek diye de eklemiş. Devam edelim. Yine Sayın Babiroğlu'nun sosyal medya hesabından İdlib giderek ABD-Rusya güç müdahalesinden çok Türkiye-Rusya güç müdahalesine dönüşüyor. Bu durum Suriye'de Türkiye'yi güç duruma düşürebilir. ABD Rusya'nın Suriye'deki gücünü sınırlandırmak istiyor. Her yolu kullanabilir. ABD Türkiye'yi savaşa sürüklemek istiyor. İşte bu kadar net. Duydunuz mu İbrahim Karagül? O sosyal medya hesabınızı şu tweetlerden sonra bir kez daha gözden geçirin. Bakın ne diyor? Strateji bilen, bölgeyi tanıyan, askerlik nedir, millet nedir, devlet nedir biraz olsun anlayan her kim varsa zaten bu yorumu yapıyor. Ama bak konunun kıymetli ve değerli stratejik isimleri öyle bir tane iki tane değil peş peşe sevgili Anıl Hançerli yansıttı. ABD Türkiye'yi savaşa sürüklemek istiyor. Hadi yürüyün savaşın bakalım kime yarayacak. Türkiye Gazetesi, Yeni Şafak Gazetesi, İbrahim Karagül. Hadi bir yürüyün bakalım nereye yürüyorsunuz bir görelim. Bak ABD Türkiye'yi savaşa sürüklemek istiyor. Daha nasıl anlatacak ya? Daha nasıl anlatılacak mesele yani? Devam edelim. Profesör Doktor Hasan Ünal Hoca, TSK görevini yapıyor ama asıl görev karar alıcılarda. İdlib ve Suriye politikamız gözden geçirilmeli. İdlib'deki sorun göç dalgasıysa bunun önüne geçecek işler yapılmalı. Suriye ile savaş herkesi aleyhimize çevirebilir. Aman dikkat diyor. Devam edelim efendim. Ünal Atabay, İdlib'de çözüm kriterleri ne olmalı? Müdahil ülkelerden Birleşmiş Milletler misyonu oluşturmak, Adana mutabakatını iki taraflı uygulamak, HTŞ ve uzantılarının tasfiyesi için ortak irade koymak ki hatırlatalım HTŞ, Türkiye'nin de terör örgütü saydığı bir ülke, bölgeyi ya da bölgedeki konumlanmaları anlamamışlar için tekrar tekrar bunları ifade etmek gerekiyor. Mezhebi yaklaşımdan uzak durmak, masada niyet ve amaçta açık olmak, gizli ajanda sahibi olmamak. Güzel. Devam edelim efendim. Cengiz Özakıncı, Türkiye-Suriye Savaşı, Türkiye ve Suriye için zararlı, yalnızca küreselci emperyalistler için kazançlı olur. Bunu görebilmek için üstün zekalı olmak gerekmez, aptal olmamak yeterli diye de özetiyor efendim. Duydunuz mu Sayın Karagül? Devam edelim. Volkan Özdemir, kucak açmış bekliyorlar ya da zaten çoktandır vuslattalar. ABD'den İdlib açıklaması, Türkiye'nin yanındayız. İşte İbrahim Karagül'ün o operasyonları yaparken önde tutacağı bayrak da orada gözüküyor. Anca sen oraya Amerikan bayrağıyla koşarsın öyle. O savaşı anca Amerikan bayraklarıyla yaparsınız siz. Türkiye bayrağıyla yapmak istiyorsan bölge denklemiyle yaparsın. Ama savaşa ya da benzeri provokasyonlara alet olarak Davutoğlu kafasıyla bu işleri yapmak istiyorsanız onu ancak Amerikan bayraklarıyla yaparsınız. Devam edelim.
Abdullah Ağar, genetik kodlamamızda hala terörle mücadele var. Ona göre düşünüyoruz. Bu bir terörle mücadele operasyonu, harekatı değil. Bu bir konvansiyonel harp eşiği, rakamları, kurgusu, kavramları ona göre demiş. Devam edelim. Hüsnü Bozkurt, CHP'li Sayın Bozkurt'un tweetine de bakacağız. ABD'nin nihai amacı bölgede bir Türkiye-Suriye-İran savaşı çıkarmak, tıpkı vaktiyle çıkardığı Irak-İran savaşı gibi. Türkiye bu emperyal tuzağa düşmemeli, Rusya-İran'la Astana süreci mutlaka sürdürülmeli, Suriye ile görüşülmeli, İdlib'de teröristlerle savaşılmalı, aman dikkat demiş Sayın Hüsnü Bozkurt. İşte süreci okuma kabiliyetine sahip isimler, bakın bütün hatlarıyla nasıl çerçeveliyor. Bir son tweet'i bir daha görelim lütfen. Çok hızlı geçeceğim. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, daha ilk uyarısı neydi bu meselede? Irak. Bakın Sayın Hüsnü Bozkurt da ne diyor? Tıpkı vaktiyle yapılan gibi Irak, İran ve bu bölgede çıkartılmak istenen savaş. Mesele bu kadar açık. Efendim, hadi yürüsünler şimdi İbrahim Karagüller. Bakalım ne yapacaklar, görelim. Bu yerel gazetelerimizi de bir görelim. Sonlara doğru hızlıca geliyoruz. Yerel haberlerin yoğunlukta olduğu gazete gündemine birlikte bakalım değerli seyirciler. Orada da bazen gerçekten gözümüzden kaçan önemli haberler oluyor. Sevgili Anıl bizi ilk olarak Artvin'e gönderiyor. Artvin'de kar nedeniyle pazar yeri çöktü. Arhavi'de çatısında biriken kar nedeniyle pazar yeri çöktü, bir yaralı. Yani buna belediyeler çok rahat önlem alabiliyor. Niye böyle bir sorun olmuş Arhavi'de anlamadım. Ya karı görüyorsan bir adama temizleteceksin orayı, bu kadar basit. Yani hakikaten bunu yaşamak şey gibi, kabus gibi bir şey. Bir katkıda Hopalı kadınlardan Hopa ilçesinde tığ örücülüğü kursuna katılan kadınların amigurumi tekniğiyle Türkiye'nin ilk yerli otomobili olan TOG'un bez oyuncağını üretmişler. Efendim TOG'a işte Türkiye çapında büyük bir heyecan yarattı. Ona Artvin'de Hopalı kadınlardan bence çok manidar bir destek var. Hepsini selamlıyoruz, ellerine sağlık. Sıradaki gazetemize bakalım efendim, onun sayfasında neler var? Evet, Artvin Post gazetesinden sonra bizim Karadeniz, Karadeniz turu yaptırıyor Anıl Hançerli. Manşette 143 köy yolu ulaşıma kapandı diyor. Sinop'ta son günlerde etkili olan kar yağışı çok sayıda köy yolunu trafiğe kapattı. Sürmanşette o şahısla herhangi bir akrabalığım yok. MHP'nin Vezirköprü ilçe başkanı olan Dursun Gülünay, anladığım kadarıyla bir yerel gündem ve buna yönelik bir açıklaması. Lider gitti, lider döndü. Amatör 3. gruptaki karşılaşma için İstanbul Sinop Spor lider olarak gittiği Kuştepe Spor deplasmanında da 2-0'la liderliği sürdürmüş. Boyabat 1868 Spor'un yüzü gülmüyor diye yine birinci sayfada bizim Karadeniz. Devam edelim efendim. Çay Haber, yine Karadeniz'deyiz. Yoğun kar yağışı Çayeli'ni etkisi altına aldı. Muhteşem tabii, Karadeniz'in o doğasıyla da kar görüntüsü buradan çok güzel ama umarım aynı mutluluğu ya da hayat şartlarında çok zorlamıyordur diye temenni edelim. İşte Karadeniz'den kar manzaraları efendim, bu da Çay Haber'in manşetindeydi. Köy yolları kapalı, okullar tatil ve aman ha dikkat çığ uyarısı var bölgede. Rize'de Dünya Sigarayı Bırakma Günü etkinlikleri düzenlenmiş. Yine birinci sayfadan Rize İl Sağlık Müdürlüğü'nce 9 Şubat'ta Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla Rize'de çeşitli etkinliklerin düzenlendiğine ilişkin haber Çay Haber gazetesinde. Devam edelim. Damga gazetesine bakacağız. Gazete Damga, yüreğimize ateş düştü diyor. Dünkü İdlib meselesi manşette. Tek aday blok liste, CHP'de tartışılan İl Kongresi'ne ilişkin yine bir başlık söz konusu. İBB Meclisi'nde küfür gerginliği. İBB Başkanı İmamoğlu'nun oturum sırasında kendisine laf atan AK Partili meclis üyesi Mehmet Akif Aşık Kutlu'ya küfür ettiği öne sürüldü. Hatta bu ilginç, düne bayağı gündem oldu ama tabii yoğun gündem farklı işlediği için çok konuşulamadı. Uzun süre yaşanan tartışma sonrası İmamoğlu
Üzüntümü dile getiriyorum, kendisiyle baş başa konuşmak istiyorum demiş. Yani küfür ettiğini kabul etti biliyorsunuz İmamoğlu. Kendisine kayak hatırlatması yapan meclis üyesine ilişkin. Efendim günü bu çerçevede bu notlarla tamamlıyor muyuz? Devam ediyor muyuz arkadaşlar? Peki yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarımla birlikte günü tamamlıyoruz. Sevgili Harun kamera ve Jimmy Jip'in arkasında sabahın erken saatlerinden itibaren mekik dokudu değerli seyircilerimiz. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Pirinçek'in devlet aklıyla hareket etmeli çağrısı ve mesajını hatırlatarak da günü noktalayalım. Büyük milletimizin başı sağ olsun. İntikam duygularıyla kışkırtıcı yaklaşımlar ABD'nin işine gelmektedir. ABD ve İsrail sevinmektedir. Bu tehlikeli tırmanışa karşı çıkmalı, devlet aklıyla hareket etmeliyiz. Aynı ABD, aynı Saddam Hüseyin'e uyguladığı tertibi hayata geçirmeye çalışıyor. Hatırlanacaktır. ABD Saddam Hüseyin'e Kuveyt'e gir ben seyredeceğim demişti. Sonra Irak'a saldırdı ve 2003'te Saddam Hüseyin'i devirdi. FETÖ darbesini engelledik. Ordumuz PKK terörüne karşı kararlılıkla mücadele ediyor. Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı, Barış Pınarı gibi sınır ötesi harekatlarla komşularımızla bağımızı güçlendirdik. Bu süreçte komşularımızla ittifaklarımızı daha fazla güçlendirmemiz gerekiyor. Derhal frene basılmalı, süreç durdurulmalı ve Suriye ile artık dolaylı görüşmek yerine doğrudan görüşülmelidir. İki ülkenin de ekonomik, ticari, kültürel işbirliği yapması gerekmektedir. Suriye, Doğu Akdeniz'de en yakın müttefikimizdir. Bu süreci devlet aklıyla frenlemek gerekir. Bu süreç Türkiye'nin mevzilerine zarar vermektedir. Suriye'nin bütünlüğü Türkiye'nin bütünlüğüdür. Sadece İdlib değil, Suriye'nin en güneyine en güneyine kadar insek bile bunun Türkiye'ye herhangi bir faydası olmayacaktır. Bırakalım Esad Suriye'yi birleştirsin. Bu çatışmalar ne bize ne Suriye'ye yarar. Bu olay sadece ABD'ye yarar. Türkiye devlet aklıyla hareket etmelidir. Karamsarlığa kapılacak bir durum yoktur. Türkiye tehditlere karşı önlemlerini de almalıdır. Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek'in kamuoyuna duyurusu bu çerçevede efendim. Efendim günü bu notlarla tamamlıyoruz. Yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarım adına işte reji ekibimiz, sevgili Nesibe ve Gizem, yayının size ulaşmasında emeği geçen ekip arkadaşlarımız Anıl Hançerli sizler için hazırladı ve Volkan Gadiş de yönetmenimizle yarın buluşuncaya dek hoşça kalın.